Sahip. Sahip neredesin? Göremiyorum seni. Ah, Sahip o musun sen? Yasemin, ne yapayım beni görmek için? Amuda mı kalkayım? Ha, tamam tamam, dur geliyorum, bekle. Dur. Gel, gel, yavaş. Ay. Aa, Sarp bu ne? Sürpriz. Ya, şey, piknik mi yapacağız? Ya, yiyecekler nerede? Yok, o kadar da değil. Ben sadece kahve aldım. Ha, olsun. Benim de canım kahve istiyordu zaten. Nerede bu kız? Farklı bir şey olsun istedim. Ya o gün piknik günü hem kalbini kırdım, telafi etmek istedim. En güzel yerde burasıydı. Beğenmedin mi? Beğendim tabii Sarp. Beğenmez olur muyum? Şey, bir de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sen ne dedin de çıktın evden? Bizim kızlarla yürüyeceğiz dedim. Neyse ki pek ilgili bir ailem yok. Ha, bu arada Yasemin, bak açsan gidip bir yerde bir şey yiyelim. Ya kahveyle olacak iş değil bu. Yok Sarp, istemiyorum. Ben burada seninle çok mutluyum. Yani kahveyi seviyorum. Denizi seviyorum. Seni seviyorum. Sarp, neden söyleyemiyorsun? Yasemin, acele etmek istemiyorum. Ayrıca cümlelerin ne önemi var ki? Ha, bir önemi yok yani, öyle mi? Benim sana söylediğim onca şeyin, onca dediğim seni seviyorumların bir önemi yok yani Sarp, öyle mi? Ben öyle mi dedim Yasemin? Ha, ne diyorsun? O zaman niye beni sevdiğini söylemiyorsun? Aslında çok basit bir cevabı var değil mi Sarp? Sevmiyorsun. Sevmediğin için de söyleyemiyorsun. Ya Yasemin, ne alakası var şimdi? İki dakikada ne oldu anlamadım ki, otur şuraya. Ama ben anladım Sarp, ben çok iyi anladım. Bu herif gene neden arıyor seni? Ne bileyim Sarp? Yasemin, nereye? Nereye dedim? Of. Ah. Yasemin. Ne işin var burada senin? Bir dakika bekle. Yasemin, bir dakika ver bana. Ne var Cem, ne istiyorsun? Sabahtan beri seni arıyorum. Niye açmıyorsun telefonlarını? Müsait değildim Cem. Gitmem gerekiyor, lütfen. Bir dakika, bir dakika. Senin canın neye sıkıldı? Cem, gerçekten gitmem gerekiyor. Lütfen bırak beni. Hayır, hayır. Seni bu halde nasıl bırakayım ben? Cem, Cem ne olur bırak beni. Gel. Yasemin. Kıyamam sana ya. Kim üzdü seni böyle? Cem, ne yapıyorsun sen ya? Çekil. Sarp, Sarp dur. Sarp, gerçekten gözüktüğü gibi değil. Ben her şeyi sana açıklayabilirim. Gerçekten göründüğü gibi bir durum yok. Dinle beni ne olur. Yasemin, neyi dinleyeceğim? Ya sen bu adamla görüşmüyordun hani? Hani her şey bitmişti, kapanmıştı bu defter. Kapandı zaten Sarp, bitti. Hiç öyle görünmüyor ama. Sana inanamıyorum. Sen bu adamla nasıl görüşürsün burada? Sana yazıklar olsun. Ben sana inanmıştım. Yasemin. Yasemin. Bak, sana bir açıklama şansı vermeden gitti. Senden nefret ediyorum Cem. Çık hayatımdan artık ya, çık. Seni de, seni tanıdığım günü de Allah kahretsin ya. Nefret ediyorum senden. Sen. Ah.
Alo Hilmi Bey. Bu evin satış ihalesinin iptali için başvuru yaptınız mı? Güzel, tamam. Gelişmelerden bana haber verin mutlaka. Görüşürüz. Harp dur. Ya sen. Sen. Dur. Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Evet. Sadece eski kocanı öpüyorsun. Ya sen manyak mısın? Ben onu niye öpeyim ya? O beni öptü. Ne fark eder Yasemin? Ne fark eder? Fark edersen benim bir anlatmama izin versen çok şey fark edecek sen. Tamam, anlat. Anlatsana. Şey... ben nasıl oldu anlamadım ki Sarp. Gidiyordum bir anda karşıma çıktı, öptü beni. Bir anda karşına çıkıp öptü öyle mi? Peki senin burada olduğunu nereden biliyordu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yasemin, daha fazla uzatmayalım. Zaten ben göreceğimi gördüm. Ya dur. Sen bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Neden? Neden inanmıyorsun? Sen beni sevmiyor musun? Yunus, söyle ustana o rot balansa da baksın, atlamasın. Usta. Aşk olsun baba ya. İlk defa mı araba tamir ediyorum? Biliyorum yapacağız. Yunus, söyle ona. Ben onunla muhatap olmuyorum. Yani onunla direkt konuşmuyorum. O da benden direkt konuşmasın. Usta, direkt konuşmayacak mısın? Duyduk lan. Baba sen niye böyle yapıyorsun ya? Bak üzülüyorum ama. Yunus. Söyle ustana. Tamam, tamam. Sustum, sustum. Yunus hiçbir şey söylemesin ustasına. Ben sabahın kör karanlığında kalkıp buraya geliyorum. Beş vesait değiştiriyorum. Yemediğim azar kalmıyor arkadaş. Sanki parayı da ben verdim Sarp'a. Yunus, söyle o ustan olacak adama. Acaba ben mi söylemişim beş vesait değiştirsin de gelsin diye? Ayrıca Sarp benim torunum. Parayı veririm de alırım da ona ne? Usta Hasan amca mı demişsin? Yunus! Duyuyor mu oğlum? Pardon usta. Yunus, söyle o adama. Eğer zoruna gidiyorsa bu dükkana bir daha adımını atmasın. Usta bunu... Yunus! Baba sen niye böyle yapıyorsun? Ya baba sen çocuk musun? Ha? Ya ben kötü bir şey mi dedim sana? Şehirler arası yolculuk yapıyormuşum gibi oluyor dedim buraya gelene kadar. Bu... Yunus sor bakalım ben mi demişim ona lüks eve taşın diye? Ama baba tamam ya yeter ya. Yunus. Efendim usta. Söyle ona. Kovuldu. Ne? 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 Kovuldu. Gitsin bir daha gelmesin. Hem beş vesait derdinden de kurtulur. Oh ayaklarını böyle uzatır. Ferah feza o lüks evinde dinlenir. Ama baba. Yunus söyle ona. Tamam. Tamam. Hiçbir şey söylemesin bana Yunus tamam. Ben duyacağımı duydum. Hadi hakkını helal et oğlum. Helal olsun.
Gitti. Anca gider. Hadi ben de eve gidiyorum. Dükkana mukayyet oldu. Tamam. Ay 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 ay, benim ana kraliçem de uyanmış, kokulara boyanmış. Sabah şeriflerin hayır olsun. Şerif kim Lütfü? Aa, Ayşatlı Şerif Nermin, bilmez misin? Ha, Ayşatlı Şerif. Ha, sen daha ayılamamışsın, anlaşıldı. Acaba ben daha uyuyor muyum? Yoksa uyanmadım mı? Yani ne bileyim, rüya mı acaba bunlar? Yani ama rüya olsa böyle saçma sapan bir şey görmezdim herhalde. Kendimi güzellik merkezinde ya da dip boya yaptırırken kuaförde ya da ne bileyim alışverişte falan gördüm herhalde. Nermin, ya sen sabahları niye böyle sarhoş gibi uyanıyorsun Allah aşkına ya? Düşmez kalkmaz bir Allah Lütfü. He, evet anlıyorum, anlıyorum hayatım. Ama bak şimdi ben seni ayıltacağım. Tabii. Sen uyurken ben gene aşırı iyi planlara imza attım. Senin haberin yok. Vallahi mi? Vallahi. Ne yaptın benim deha kocam? Kahvaltıda anlatacağım. Hem karnımız doysun hem ruhumuz doysun yavrum. Tamam. Kalk. Ayten bize şimdi bir serpme kahvaltı. Serpmiştir. Kalkalım da karnımızı doyuralım. Kalk kalk. Ay. Hayırdır? Nereye Özdemirler? Günaydın Ayten Hanım. Biz de sana serpmeye geliyorduk. Ne serpeceksin sen bana? Serpmeye işte. O elindeki ne? Kahvaltınız. Ayten Hanım, biz cami güvercini miyiz ya? Kuru ekmek yiyeceğiz. Domatları dizmişsin ama tezgaha. Gördüm ben orada sıra sıra. Onlar akşam yemeği Lütfü Bey. Allah Allah ya! Ben size niye hesap veriyorum? Zıkkınlanın işte. Çekil be. Nermin ya. Bu nedir ya? Ya somon ye ye, yemin ediyorum kilo aldım ben. Somon ne ya Nermin? Neydi bunun adı? Somon, somon. Ha, somon. Keşke somon olsa da onu yeseydik. Ben bunu yemek istemiyorum Lütfü. Nermin sus, kahvaltını yap haydi yavrum. Ay ben uyumak istiyorum Lütfü. Seninle son bir gece geçirmek istiyorum. Kemal, böyle sıradan bir geceyi bana çok görmezsin herhalde değil mi? O zaman sen otur. Ben sana bir kahve hazırlayayım. Hemen geliyorum. Oturup konuşalım. Eski günlerdeki gibi. İki dost gibi. Efendim Mehmet Bey. Evet, öğleden sonra hastanede olacağım. Görüşürüz. Evet, bu vakaya 7'li kan şekeri takibi yapıyoruz. Aa, Cenk Hocam.
kulübüye alabilir miyim sizden? Tabii ki. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Yok yok. Bir konuda yardımına ihtiyacım var da. Tamam. Hocam, vizit devam ediyordu. Sonra devam ederiz. Sen bak Seçil Hoca'ya. Gül o kadar iyi bir stajyer ki inanın çok arıyorum. Kıymetini bilin, olur mu? Gerçekten de öyle. Ben de çok memnunum kendisinden. Hadi bakalım Gül. Gidelim. Peki hocam. Kapıyı kapat. Benden ne istiyorsunuz Seçil Hanım? Ben artık sizin stajyeriniz değilim. Sınavınızdan geçtim. Sizinle bir ilgim kalmadığını umuyordum. Al. Efendim? Telefonu al. Neden? Senin Kemal'de kaldığını biliyorum. Artık ne yaşadıysan o da senin günahın. Ne? Ne demek ne yaşadıysan? Dur canım, hemen sinirlenme. Evli bir adamla baş başa bir gece geçiren ben değilim. Seçil Hanım, benden ne istiyorsunuz? Telefonu al. Hadi. Fotoğraflara gir. Ne? Dediğimi yap, hadi. Söylememe gerek yok herhalde. Artık bazı şeyleri kendi gözünle de gördüğüne göre. Hayır, yok. Güzel. Çıkabilirsin. Size kolay gelsin Seçil Hanım. Aptalsın. Ağlama Gül. Sakın ağlama. Kurtuldun işte. Bitti. Tamamen bitti. Hiçbir soru işareti kalmadı kafanda. Atlatacaksın bunu. Sakın ağlama. Sakın. Ay. Ay yiyemiyorum artık. Ay kuru kuru ekmek yemekten bütün ağzımın içi yara oldu lütfen. Sen onu bir de bana sor Nermin. İçim kıyıldı ya. Bana bak Nermin. Ha. Acaba bunları bir suya batırıp falan mı yesek ha? Tiridine tiridine bandım gibisinden. Vallahi geçmiyor boğazımdan ya. Ay ne bileyim ben Lütfü, nereye banalım? Geçecek Nermin. Hepsi geçecek yavrum. Yediniz mi yemeğinizi Özdemirler? Yani buna pek yemek demeyelim Ayten Hanım. Yani bildiğin ekmek yiyoruz. Ayten Hanım, sen niye bizi kuru kuru besliyorsun ya? Şunun içine bir peynir katık edemedin mi yani? Edemedim. Yok çünkü. Erzakta sınırlı, onu da size veremem. Hiç kusura bakmayın. Hadi kalkın. Nereye ya? Temizliğe. Delirdin herhalde. Ben 25 senedir bu evi temizlemiyorum. Her şeyin bir şeyi var yani. Her şeyin de bir ilki var Nermin Hanım. Hadi kalk. Allah'ım. Nereye ya? Nasıl nereye Lütfü Bey? Kalk. Sen de kalk Lütfü Bey. Şu kovaya su doldur, benim belim ağrıyor. Ya benim de belim ameliyatlı, bilmiyorsunuz siz. Kalk dedim ya. Vicdansız kadın. Vicdansız. Şu ekmekleri bari mutfağa götüreydiniz ya. Neyse ben götürürüm. Al. Kıvırcık, hoş geldin kızım. Nasıl geçti yürüyüş? İyi yürüdün mü? Başka yürüyenler oldu mu? Çeşitli tesadüfler yaşandı mı? Eski bir tanıdığa rastlandı mı? Ne oldu? Hayır baba, bir şey olmadı da sana ne oldu? Bir sakin ol. Sakinim ben, sakin değil miyim ya? Anlatsana kızım, ne oldu? Bir şey olmadı baba. Arkadaşlarımla işte gezdik, yürüdük, geldik. O kadar mı? Evet. Yürüdün, geldin yani bu. Beni vidi vici. Beni vidi vici yok. İyi, tamam, tamam ya. Her şeyi de biliyorsunuz. Beni vidiymiş. Allah Allah. Deli mi ne?
bu nedir ya? Bu nasıl bir melodramdır? Yani şu anda ben elimde kokteylim, küveti doldurup keyif yapıyor olacağıma kovaya su dolduruyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu fakirliğe entegre zenginlik nasıl bir sentez oldu Allah'ım lütfen ya. Aha, eks damat arıyor. Alo, Cemciğim, nasılsın evladım? Fena değil, daha iyi günlerim oldu ama iyiyim Batur Bey. Bak gene bey diyor, amca demiyor ya. Acaba operasyon başarısız mı oldu? Cem, oğlum ne yaptın? Verdiğim koordinatları kullanarak Yasemin'in karşısına çıktın mı dediğim gibi, ha? Çıktım, çıktım. Netice nedir oğlum, anlatsana. Ya Lütfü Bey, birazcık sakin olun. Ya tamam, henüz bir netice yok ama olacak. Ben bugün bir kez daha anladım ki sizinle işbirliği yapmamız şart. O yüzden yarın gelin ve şirkette işe başlayın. Efendim? Ne? Pardon, Cemciğim ben kovaya su dolduruyorum da galiba sesten şey yapamadım. Bir daha söyleyebilir misin? Anlayamadım. Nesini anlamadınız Lütfü amcacığım? Yarın gelin işe başlayın diyorum. Neyse ben trafikteyim, işlerim var. Görüşürüz. Allah! Ulan acaba ciddi mi söyledi? Ama amca dedi, bey demedi. Evet, amca dedi, bey demedi. Yarın dedi, gel dedi, işe başla dedi. Damat gibi damat be! Hemen hazırlanmalıyım, duş almam lazım. Allah Allah! Bir yerin tozunu alıyorsun, o arada diğer taraf tozlanıyor. Ben nasıl başa çıkacağım bu evle ya? Kız Nermin Hanım, kuvvetli bastır şunu, kuvvetli bastır! Ay benim kuvvetim bu kadar. Ayrıca kuş kadar kadınım ben. Senin gibi Alman güllecisi değilim. Konuşma kız, çalış. Of, kendi evimde temizlikçi oldum ya. Brezilya dizisi gibi bir şey oldum ben. Nermin sana havadisim var. Neler oldu neler? O ne be? Aa, bu ne hal Lütfü? Nermin, ben senin işten ne yaptığımı biliyor muyum? Üstümle başımla bu halde girmişim duşa. Ya ben de diyorum ki neden sabunu hissetmiyorum telimde? Aşkım sen ne sevinci yaşıyorsun bu şuursuzlukla yol? Ya Lütfü Bey senin her yerinden su damlıyor. Başını parkeler kabaracak. Sonra hangi parayla yaptıracağız biz onları? Ya Baykan Hanım bir sus. Allah Allah bırak şimdi parkeyi markeyi. Benim karımla tap çıklık bir görüşme yapmam lazım. Hadi durma başınızda istenmeyen görümce gibi. Olmaz öyle. Nermin neler oldu lan? Ya Baykan Hanım bir git. Yaklaşma. Neler oldu ne? Baykan Hanım başlayacağım şimdi ama ha. Ya çıkın. Parkelerimden de salonumdan da Lütfü Bey hadi. Ay. Yürü Nermin ay. Yürü dışarıda konuşalım bari. Çok güzel haberlerim var. Allah Allah. Ay, dur, dur, dur. Sakin bırak. Ay ne oluyor anlatsana hadi. Nermin, eks damat bana iş teklif etti. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Bir saniye. Bu bizim Z planımız mıydı? Z'se? Bir dakika. O zaman bir saniye. Ya biz kimi kimle evlendiriyorduk da sonra biz zengin falan oluyorduk. Biz ne yaptık? Ne yaptık? Kendi elimizle bir canavar yarattık. Nermin salaklaşma. Ne? Terbiyesiz. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bizim yeni planımız Cem'le Yasemin'e nikah tazeletmek değil miydi? Ha, Cem, Yasemin, o öbürü de... Tamam. Konuya hakimim, buradayım. Bende misin şu an? Ha? Hah, işte ben de o arada işe girmiş bulundum. Ay, gurur duyuyorum seninle. Anne, ya git de kurulan falan bir şey yap. Akıl sağlığından şüphe edip işe almayacaklar seni. Hadi. Tamam Nermin, o iş bende, merak etme karıcığım. O iş bende. Bu iğrenç. O neydi ya? Of bu çocuk nasıl benim sürekli karşıma çıkıyor? Nereden çıkıyor ya? Hayır sen kimsin benim hayatımı sürekli mahvediyorsun? Sürekli bir şekilde dibimde bitiyorsun ya. Of. Sen bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Sen beni sevmiyor musun? Yok ben... nefes alamıyorum ya. Of.
Yasemin? Gitme. Niye gidiyorsun? Gitme. Eve girmiyor ya. Benle karşılaşmamak için eve girmiyor. Of. Gitmiyormuşum ya. Gideceğim. Ona tane tane her şeyi anlatacağım. Ondan sonra gene eski Mutlu Mesut cicili bicili hayatlarımıza geri döneceğiz. Gideyim ya. Gideyim. Niye gitmeyeyim? Gideyim. Değil mi? Gideyim. Sarp. Merhaba. Merhaba Gül. Erkencisin. Evet. Bugün dünyanın yükünü daha fazla çekmemeye karar verdim ve izin alıp erken çıktım. İyi yapmışsın. Ya insanın bazen kendine izin vermesi lazım. Gel otur. Sarp, iyi misin? İyiyim. Ne oldu? Neyin var? Sarp hadi anlat neyin var? Yani hep ben mi anlatacağım sen dinleyeceksin? Bu sefer de sen anlat ben dinleyeyim. Hadi. Boş ver Gül. Ya bak cidden başını şişirmek istemiyorum. Aşk olsun. Ne yani ben böyle anlattıkça senin başın mı şişiyordu? Yok canım, öyle demek istemedim. Ne fark eder, aynı şey. Ne konuşuyorlar ya? Niye yanına oturdu ki? Of! Hadi Sarp, anlat. Bak, insanın içine atması kadar fena bir şey yok. Yani bunu benden iyi kimse bilemez. Hadi anlat. Ben sadece hayal kırıklığına uğradım. Bazı şeyler sandığım gibi değilmiş. Olmayan bir şeye inanmışım. Benim dünyama hoş geldin. Kafamdaki gibi değilmiş bazı şeyler. Gerçek çok farklıymış. O gerçeği gördüğün an ne yapacaksın biliyor musun? O kişiyi kalbinden söküp atacaksın sen. Ona da kendine de acımayacaksın. Nasıl peki? Bağırıp çağırarak mı? Ya da bir şeyleri kırıp dökerek mi? Ya sence bu içimdeki öfke böyle diner mi? Hayır. Ama ona hayatının en ağır cezasını vereceksin. Unutacaksın. Kendini korumak için unutacaksın Sarp. Peki sen bunu yapabiliyor musun? Henüz değil. Ama yapacağım. Çünkü sevgimi artık gerçekten hak eden insanlara vermek istiyorum. Girelim hadi. Hava da soğudu. Hadi Ayten Hanım, hadi açlıktan öldük ya. Bak kocanla oğlum işten geldi. İki tabak yemek koy şu garibanların önüne ya. Lütfü, bak bu akşam uğraşma benimle tamam mı? Yapma canım kardeşim, yapma. Aa, canım kardeşim falan. Ne oluyoruz Ahmet Efendi ha? Ne biçim laflar bunlar? Of. Anne o ne?
Ya oğlum servis tabağı bulamadım. Ben de buna koyup getirdim işte. Aa, o bizim portakallı ördek sunum şeysimiz. Ayten Hanım, yoksa siz bize ördek mi yaptınız? Evet Nermin Hanımcığım, öyle bahçede geziyordu. Bak 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 bak. Ben de çıplak ellerle yakaladım onu. Kırtlağını. Tövbe estağfurullah. Hadi afiyet olsun. Verin tabaklarınızı. O ne ya? Ayten Hanım, bu ne yemeği acaba, sorabilir miyim? Menemen. Verin tabaklarınızı. Ahmet, sen niye uzatmıyorsun tabancanı? Neyin var senin, iyi misin sen? Ha, iyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Her şey normal. Sorun yok. Keşke dedem de olsaydı. Dedem Menemen'i çok sever. Ay evet ya. Keşke Hasan dede de olsaydı. Şimdi kim bilir ne yapıyordur evde tek başına. Vallahi o yokken bu benim boğazımdan geçmez. Kıvırcık yemeyeceksen bana ver kızım. Ya ben o kadar dedim ama babama, Ahmet gel dedim. Bu yaştan sonra evde tek başına ne yapacaksın dedim. Aman gelmesin Ayten Hanım, ağzını hayra aç. Bir de Hasan Efendi'yi çekemeyeceğim bu evde. Baba sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ayıp. Ayrıca adam kendi evi. Aman Japon, başlama gene etik ahlak vaazlarına. Hadi menemen niye? Yalnız Ayten Hanım, menemen soğansız olmaz. Bir dahaki sefere soğanlı olsun lütfen. Olur beyefendi. Gül, nereye? Hasan dedeyi almaya. Ne? Ben de geleceğim. Gerek yok, ben giderim. Gerek var mı diye soran olmadı. Uzatma Yasemin. Allah Allah. Yeter! Sarp, oğlum hadi sen de kalk git kızlarla. Al gel dedeni hadi. Tamam baba. Şunsuz Ahmet Efendi'ye bak ya. Hasan Efendi'nin yokluğunda otorite figürü kesildi başımıza. Sus. Ay lütfü. Hadi sus ve lütfen meyan emmeyanını ye. Please. Ya bu Tevfik de lazım olduğu zaman ortada yok. Bu adam kahveci. Eve geldi geleli bir kahve yapmadı. Neymiş efendim? Eve iş getirmezmiş. Sevsinler. Hah. Geldi. Neyse, bu dursun, ben bir koşu gidip gelirim. Buyursunlar Tevfik Efendi. Buyurun bakalım. Merhaba. Ne var, ne oldu? Niye geldiniz? Derivan Hanım, ne istiyorsunuz, ne oldu? Efendim? Yani hayırdır, ne istiyorsunuz demek istedim. Hasan Bey, bizde şer olmaz efendim. Akşam şerifleriniz hayır olsun. Sizin efendim, sizin de hayır olsun. Ne istiyorsunuz? Aa, ay ben öyle dikilip kalmışım. Efendim, kek yaptım kendi ellerimle size. İyi de efendim, ben şeker kullanmıyorum, beyaz şeker. Bana dokunuyor efendim. Şekerle yapmadım ki. Pekmezle hazırladım. Dut pekmezi mi? O kadar detaya girmesek. Peki efendim, peki. Elinize sağlık. Ne oldu? Hasan Bey, ne yanıyor? Ne yanıyor? Ne yangını, yangın planı yok? Aa, kahve! Yanıyor! Yanıyor. Ay, durun efendim, durun! Ben şimdi halledeceğim onu. Durun efendim, rica ya, ederim. Durayım, yanıyor, ne yanıyor? Ay, bir dakika. Yanıyor. Sakin olun efendim, sakin olun. Sakin, sakin. Sakin. İşte bitti. Evet bitti. Yani daha doğrusu bitmiş. İşte 40 yılda bir kahve yapıyorum. Evi yakıyorum.
Tabii efendim, siz yalnız yaşamaya alışık değilsiniz ne de olsa. Siz şimdi itirazsız kahvenizi içmek için salona geçiyorsunuz. Ben kahvenizi yapıp hemen size getiriyorum. Ama yani. Aması falan yok. Hadi geçin. Aman Allah. Hadi. Tamam. Lütfen efendim, siz geçin. Tamam efendim, tamam ben geçiyorum efendim. Geçin efendim, geçin. Sen bomboş otobüs, rahat rahat gidelim diye. Yasemin, ben yanındaysam benim yanıma oturacaksın. Hani senin yanından başka bir yere oturmam yasaktı? Size sağlık, çok güzel olmuş Neriman Hanım. Afiyet şifa olsun efendim. Hadi kapatın, ben size güzel bir fal bakayım. Fal mı? Yok yok, ben fal istemem efendim. Benim falım fallanmış. Ben eleğimi eledim, duvara astım hanımefendi. Aşk olsun Hasan Bey. Olmaz olur mu? Gayet iyi olur. Bakın şimdi. Şimdi şu fincanı bir tutun bakayım efendim. Ya, tutun, lütfen, tutun yani. Efendim. Ne olur. Tutun, rica edeceğim. Tamam, tuttum. Bırakın elimi, ben fal falan istemiyorum. Tutun. Lütfen Neriman Hanım, lütfen ama. Tutun efendim, tutun. Şöyle bir çevirin, çevirin. Çevirin. Neriman Hanım, lütfen ne olur bu fal işinden bir... tabağı kapatıyoruz. Şöyle bir çevirip kendimize doğru oh. Hop. Hasan, ben geldim. Tevfik geldi, çok şükür yarabbim. Efendim? Tevfik geldi dedim. Yani çok şükür. Ben ona anahtar vermiştim. Dün akşam açamamış, ben indim açtım. Şimdi açtı. Ona çok şükür yarabbim. Aa, merhaba Tevfik Bey, hoş geldiniz. Merhaba efendim, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun, sağ doktorun ol. Geçin şöyle. Hoş geldin Tevfik. Merhaba. Tevfik, Neriman Hanım kek getirmiş. Kapı çalınca ben sen sandım. O sırada kahve yapıyorum. Ha dedim, kapıyı açıp gelirim tekrar kahvenin başına. Fakat Neriman Hanım'la laf uzun sürünce kahve taştı tabii. Taşınca bir koku olmuş. Sağ olsun Neriman Hanım kokuyu duydu. Hatta dedi bana yangın falan. Ben dedim ne yangını? Ama kahve taş sen. Bir şöyle bir yangın olayı. Neyse sağ olsun Neriman Hanım, her şeyi halletti. Sağ olun efendim, çok teşekkür edersen. Yani durum bu. Rica ederim Hasan Bey. Aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Komşu komşunun külüne muhtaçtır lafı. Tam olarak bugünler için söylenmiş değil mi? Artık sizi de ben uğurlayayım isterseniz. Bir kahve de ben içmeyeyim mi canım ha? Ne kahvesi? Sen kahveci değil misin? Kim bilir kahvede kaç tane kahve içtin? Kahveci Tevfik. Rica ederim. Hiç önemli değil. Ben hemen Tevfik Bey'e de bir kahve yaparım. Nasıl olsun kahveniz Tevfik Bey'ciğim? Orta efem lütfen. Hemen yapıp getiriyorum. Ya dur dur. Ya ne ortası? Kahve içir mi? Ben kadından kurtulmak istiyorum. Sen kahve istiyorsun ya. Ya niye hemen böyle atarlanıyorsun ya? Dur bakalım ya. Bir çay kahve için birbirinizi bir tanıyın. Belki bir... Bu ne demek? Bu ne demek? Terbiyesiz herif. Sen beni ne sandın? Sen beni ne sandın? Ya dur. Ahmet. Sen de bir hal var ama ne?
Yok ya Ayten'im. Erken kalktım herhalde biraz. Lütfü, bunlarda bir hal var ha. Ya var var da mesafe çok uzak, duyamıyorum. Sende dürbün var mı? Ne dürbünü be? Dur bakayım. Dudak okumaya çalışayım ben. Allah aşkına ne oldu söyle? Babanla falan mı kavga ettin? Yani öyle de denebilir. Yani öyle de denebilir nasıl bir cevap Ahmet? Ayten'im ya, sen bize bir Türk kahvesi mi yapsan acaba? Ha? Şöyle karşılıklı oturup içsek, konuşsak. Ha? Ne dedi? Türk dedi. Türk mü? Türk mü dedi? Turp. Ne? Ne turpu ya? O olmaz Ahmet. Aa, niye olmuyormuş ki? Kahve yok. Sen çarşıya gittin de almadın mı Ayten'im? Ahmet, ben çarşıya gittiğim zaman menemene domatesi zor aldım. Burası çok pahalı, her şey çok pahalı, el yakıyor. Nasıl ya? Bitti mi o para? Bitti. Mutfak parası. Bitti. Para dedi. Ayten bütün parayı bitirmiş. Ya bunların zaten parası yoktu ki neyi bitirecekler Nermin? Ahmet be, acaba sen babandan biraz para mı istesen? Ben? Babamdan? Hı. Olmaz efendim, isteyemem. Ne demek isteyemem Ahmet? Sen orada çalışıyorsun, niye isteyemeyeceksin? Hayır efendim, çalışmıyorum. Efendim? Ya neyini anlamadın Ayten Hanım? Hasan Efendi yol vermiş işte buna, yol. Adam oğlunun gözünün yaşına bakmamış, görüyor musun Nermin? Vallahi. Yemin ediyorum biz çok iyi zamanda kurtardık kendimizi ha. Lütfü bir sus. Ayten'im aslında Lütfü haklı. Evet, haklıyım. Haklıyım işte Ahmet Efendi. Haklı tabii. Şu hayatta Lütfü'ye hak vermek de varmış. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Baba ocağımdan, kendi dükkanımdan, kendi işimden, gözümün yaşına bakmadan kovdu beni Ayten. Ne? Ya Ahmet'im be, üzülme. Ya. Üzülme canım benim. Üzülme kuzum. Ne olacak canım? Sana iş mi yok ya? Sen koskoca ustasın. Öyle şey olur mu? Koca adam ağlıyor ayol. Ustasın da acaba bu ev bize uğursuz mu geldi ya? Vallahi bu ev değil ama Ayten'im. Başka şey uğursuz geldi bize. Aman! Aman! Boş ver Nermin, çok da tın. Çok da tın. Ya görüyor musun bak, çulsuz Ahmet Efendi'nin kovulduğu gün işe girdim. Ne mübarek adamım ben ya. Bravo ben. Bravo sen. Maşallah Lütfü Bey, maşallah. Pek neşelisiniz, Allah daim etsin de. Siz Ahmet işten atıldı diye niye o kadar sevindiniz acaba? Yok yok Ayten Hanım, ondan değil. Bizim başka bir sevincimiz var da içimizde onu yaşıyoruz. Gerçi içimizde yaşarken biraz dışarıya taşırmış olabiliriz. Taşırıyoruz yani, duramıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Da ne sevinciymiş o acaba? Patlat be Lütfü. Patlatayım mı Nermin? Patlat. Dayanabilecekler mi? Ay ne bileyim, dayanırlar herhalde. O zaman patlatıyorum. Patlat. Ben Lütfen. Yarın Ahmet'e bak ya. Suratlara bak. Ben yarın işe başlıyorum da. Hayırlı uğurlu olsun Lütfü Bey. De sen bir iş yerinde bir günden fazla çalışamazsın ki. Yok, bu seferki öyle değil Ayten Hanım. Bu sefer masa başı işi. Benim kalemim. Benim canım yani. Onun kalemi. Ayten. Hı. Kalk yatalım. Ahmet daha erken değil mi ya? Değil Ayten, erken değil. Kalk yatalım Ayten. Şunların yanında bağırma bana Ahmet. Mümkünse hiç bağırma. Kocacığım. Tebrik ederim aşkım. Oh oh, gelsin paralar. Oh oh. Hadi iyi geceler. Duble çulsuz Ahmet Efendi. Oh 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 oh. Oh.
hava kararmaya başladı. Artık evli evine, köylü köyüne. ziyaretin için çok teşekkür ederim. İki gün kaldım ben de. Valizini topla, doğru eve gidiyorsun. Leyla bekler seni. Ben kavga ettim de çıktım, tövbe gitmem o eve. Ha, ne demek kavga? Sen Leyla ile kavga etme. Olur mu canım? Olur mu sevgili karın? Bekler, bekler. Gidiyorsun. Giderken de Neriman Hanım'ı götür, bak tek başına gitmesin eve. Gitmem. Kalk. Kalkmam. Tevfik kalk. Kalk dedim Tevfik. Karın bekler. Ya beklesin, kalkmayacağım ya. Ben hallederim efendim. Ya bak evin kapısı çalıyor. Neriman Hanım gidiyor açmaya. Ya bizimkilerden biri gelmişse. Kalk diyorum. Kalk diyorum sana. Kalk. Kalk. Ya. Kalk dedim sana. Ya dur Aslı, bir dakika ya. Ne bir dakikası ya? Yeter artık bak. Yeter. Bu kadar. Aslı sen kimsin? Tam önce İçerimi de hesap. Ana. Leyla. Leyla. Sen kimsin? Ha, ne işin var burada senin? Leyla karıcığım. Tevfik, derhal bana söyle. Kim bu kadın, kim? Gördün mü Tevfik? Ayıkla pirincin taşını. Hadi bakalım, söyle. Yani ben ne bileyim karıcığım? Yani... Sen evden kaçtın. Bu kadınla buralarda fingirdeşiyorsun, öyle mi? Ya o ne alakası var? Neriman Hanım komşumuz. Sen tanımıyor musun? Tanımıyorum. Ya, Neriman Hanım komşumuz. Hem de Hasan'ın kız arkadaşı. Öldürürüm seni. Tevfik, yürü. Ben sana evde soracağım. Haydi. Yürü! Bir dakika, ittirme ya. Ay yürü, ben sana evde soracağım. Yuvarlanacağım, şuradan aşağı yürü. Yuvarlanacağım şimdi ya. Kadınlarıyla ne işin vardı senin buralarda? Ya karıcığım, demin sana detaylı olarak anlattım ya ne olduğunu. Yani ay Hasan Efendi de az yere bakan yürek yakan değilmiş ha. Neymiş o öyle kız arkadaşları? Bunlar kimden bahsediyor ya bağıra çağıra? Tevfik amca. Ah, merhaba çocuklar. Merhaba, dedem evde değil mi? Evde, evde. Evde, kız arkadaşı da yanında. Çüş. Ya, öyle. İyi günler çocuklar. İyi günler. Ne kız arkadaşı ya Hasan dedenin? Anlamadım ki. Hadi bari ben de gideyim o zaman. Bence de gidin o zaman. Neriman Hanım. Bakın az önce bu densiz Tevfik bir şeyler söyledi. Onun sözlerini aldırmayın. Yani kız arkadaşı falan dedi. O karısının korkusundan söyledi onları Neriman Hanım. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Böyle olmasını istemezdim. İyi günler Hasan Bey. Ah, iyi günler. İyi günler. Hasan. Gül. Yasemin. Neriman Hanım. Merhaba. Merhaba. Efendim, Sarp torunum Gül ve Yasemin Lütfü Bey'in kızları. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok. Size iyi günler Neriman Hanım. Gidiyordu Neriman Hanım. İyi günler Hasan Bey. Çok memnun oldum. İyi günler Hasan Bey. Hasan dede. Efendim. Biz de sen yalnız kaldın diye geldik ama senin şöyle bir durumun yokmuş. Ne var ya, arkadaşları varmış işte. Partiliyorlarmış. Yasemin! Kapıyı kapa. Kapa. Gelin, gelin, gelin. Geçin, oturun. Niye geldiniz? İki günde evi mi özlediniz? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben biraz özledim ya. Yani tamam, orası bizim evimiz ama... burası böyle çok başka yani... Burada çok mutlu günler geçirdim ben. Sarp, duydun mu Yasemin? Ha? Bak ne diyor? Sen ki bu evde doğdun büyüdün. Hı?
Aslında Hasan dede... Biz seni de oraya götürmek için geldik. Nereye? O İstanbul'un öbür ucundaki eve, sizin eve. Aha, ben gelmem, ben gelmem. Ben 40 sene önce dedenizi taşıdım, götürdüm, getirdim. Sonra babanızı getirdim, götürdüm o eve. Ben almayayım. Ben o eve tokum. Dur dede ya, hemen kestirip atma. Evet Hasan dede. Bak, gerçekten orada çok daha rahat edeceksin. Bak, hem ev çok büyük. Yani kimseyle karşılaşmadan istediğin kadar böyle... Rahat rahat kafanı dinlersin ha? Evet, gerçekten. Tamam, ısrar etmeyin o kadar çok. Yani Hasan dede istemiyor belli ki. Yasemin ne diyorsun sen? Biz niye onunla geldik buraya? Ya, tamam, Hasan dedeyi almak için geldik ama istemiyor. Yani ben de anlayışla karşılıyorum. Tam göz arkandayım Hasan dede. Sen hiç Yasemin'e bakma Hasan dedeciğim. Bak, gerçekten orada çok rahat edeceksin. Ya hem bu evde rutubet var. Senin için iyi değil. Kış da yaklaşıyor. Zor ısınır bu ev. Hadi gel, inat etme. Ya yeter. Zaten sabahtan beri içim şişti benim. Bir de siz konuşmayın, vır vır vır. Bağıracağım şimdi ama ha. Tamam dede, niye bağırıyorsun ki yani? Ne dedi Yasemin şimdi? Gül. Gül ben. Yasemin değil. Ben ne dedim ki? Yasemin. Pardon Gül ya. Tamam canım, ne dediyse dedi. Hadi bakalım, siz kalkın kalkın hadi. İşte misafirliğe geldiniz, gördünüz, bak ben iyiyim. Hadi gidin doğru evinize hadi. Hem zaten yolumuz uzak, yolcu yoluna gerek, hadi hadi. Ya Hasan dede, ben gitmesem. Şöyle bir odada ben böyle küçük küçük kendi kendime yaşarım, olmaz mı? Ben çok özledim burayı. Ya Yasemin, sen ne işe yararsın ya? Yemek yapmasını bilmezsin, bulaşık yıkamasını bilmezsin. Ya çay kahve hak getire. Bu yaştan sonra bir de seninle mi uğraşacağım? Hayır, olmaz. Hadi evine, hadi. Keşke gelseydin Hasan dede. Tamam Yasemin, ne yapalım? İstemiyor adam işte. Gül. Ben Gül Sarp. Ben ne dedim yine ya? Yasemin dedi, Yasemin. Adam herkesi ben olarak görüyor vallahi. Oh! Siz ikiniz de bu Sarp'ı serseme çevirdiniz. Bak Gül, Yasemin. Hadi yolda konuşursunuz. Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün. Yürüyoruz Hasan dede. Sarp, kıvırcık olanı Yasemin, Japon olanı Gül. Tamam dede. Of Hasan dede ya. Ya benim hiç içime sinmiyor böylesi Sarp. Yani Hasan dedeyi burada böyle bırakacak mıyız? Hayır, hava da serinledi. Adamcağız hasta olmasa bari. Yok, benim dedeme hiçbir şey olmaz. Alışkınım. Ayrıca abla, yani adam 1000 yıldır bu evde yaşıyor. Ne bu böyle gereksiz gereksiz duyar şeyleri, ben anlamadım. Yani birini mi etkilemeye çalışıyorsun? Ne saçmalıyorsun sen Yasemin ya? Hayır, ben anlamıyorum yani. Sen ne zamandan beri bu kadar duyarsız ve bencil bir insana dönüştün Yasemin? Ha? Ne dedin, ne dedin? Duymadım. Bencil bir insana dönüşmenden bahsediyorum Yasemin. Bencil Yasemin. Yasemin. Öyle mi? Bencil Yasemin. 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 Ufaklık Yasemin. Kıvırcık Yasemin. İşsiz Yasemin. Aman bilmem ne Yasemin. Yasemin de Yasemin. Ne oldu? Sen de mi benim adımı ezberliyorsun başkaları gibi? Hı? Gül. Aa Sarp, bu arada tanıştırayım. Gül. Benim ablam. Ben de Yasemin. Bencil Yasemin. Tamam, yani zaten Sarp benim Gül olduğumu biliyor. Bunu vurgulamana gerek yoktu Yasemin. Öyle mi? Emin misin? Çünkü ben yukarıda pek emin olamadım. Benim ismimi genelde söyledi de sana. Evet. Hadi hanımlar, yeter. Daha otobüs bekleyeceğiz durakta. Gidelim mi? Bence de gidelim. Kardeşin var, derdin var. Ay, kardeşim var, derdin var. Ya dur ya. Yarın bir devir kapaklanıyor, başka bir devir şey oluyor. Devri daim oluyor. Neydi be o? Yeni bir devir başlıyor Nermin, yeni bir devir başlıyor. İkinci Lütfü devri başlıyor. El alem iş adamı görsün, iş adamı. Görsün. Nermin,
Ya ben adapte olamazsam? Ya bocalarsam? Ya iş arkadaşlarım beni dışlarsa? Ya çaycı çay vermezse? He? Aptallık etme. Sen Lütfü Özdemir'sin. Kurban olsunlar be sana. Sen bir kere oraya sadece kendini değil, aşkım, koskoca tecrübeni de yanında götürüyorsun. Tecrübemi de götürüyorum değil mi? Tabii. Yılların tecrübesi. Nermin, ben yıllardır ne yapıyordum ya? Eyvah, ben evde otura otura iyice patatese bağladım ya. Aklımda sadece izdivaç programları var. İş namına hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani beraber çay içelim, kırmızı odaya gidelim, tanışma yoluna girelim filan. Aklım bunlarla dolu Nermin. Ay üf, saçmalama. Saçla sakalı birbirine karıştırma aşkım. Sen bir kere oradan içeri girince her şey düzelir. Hele sen o fotokopi makinesinin kokusunu içine bir çek. Bitti gitti. Öyle değil mi? Ha, yaparım. Tabii aşkım. Hem ne demişler? Kervan yolda düzelir. Ya hadi yat uyu aşkım. Bir kere mor gözle gitme oraya. Arkanda konuşurlar mor göz müdür geldi diye. Herkes yatmış. Ben de hemen yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ne var Yasemin, ne bakıyorsun ya? Ya sen niye benimle sert sert konuşuyorsun Sarp? Sarp. Biraz konuşabilir miyiz? Yasemin, bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Emin misin? Çünkü sabahtan beri Yasemin de Yasemin diye benim adımı sayıkladığın için dediklerin pek inandırıcı gelmedi. Arz alışkanlığı o. Aklına başka bir şey gelmesin. Öyle mi? Peki. Ya. Bu kız kendini ne zannediyor sen ya? Sen kendini ne zannediyorsun acaba? Yasemin. Bak Yasemin. Biz bir şeye başladık ya. Büyük bir hata yaptık. Eysi başladığı gibi bitti. Sakın aklına başka bir şey gelmesin. Sarp. Sarp bak bunları eğer Cem'in yaptığı şeyler yüzünden yapıyorsan... Evet o yüzden yapıyorum. Sen ne zannediyorsun? Yasemin. Ben seni... o halde gördükten sonra... yapmam. Bitti Yasemin. Saçma sapan konuşma Sarp. Benim bir suçum yok diyorum sana. Bitti diyorum Yasemin. Hayır. Hayır bitmedi. Kendini kandırma. Sen de beni seviyorsun. Seni sevmiyorum Yasemin. Sevmiyorum. Nasıl olmuşum Nermin? Jilet gibi olmuşsun müdürüm affedersin. Yani 10 metre öteden ben iş adamıyım diye bağırıyorsun. Ay gözlerimi alamıyorum senden. Değil mi ya? Nermin sabahları işe gitmek için hazırlanmayı çok özlemişim ya.
Ah, ah, bir de şoförüm olaydı onu kovaydım. İşte o zaman tam olurdu Nermin. Canım benim, sen hiç merak etme. Sen şoförü kovarsın, ben hizmetçiyi kovarım. Böyle eser eser gürleriz inşallah, inşallah. Maşallah, maşallah benim kocama. Hadi gidelim de aşağıya inip kahvaltıya çökelim. Hadi yavrum. Hadi aşkım, hadi. Günaydın. Günaydın. İyi misin? İyiyim, iyiyim Sarp. Çok sağ ol. Ya sen tutmasan vallahi çok kötü düşecektim. Of. Beni değil, onu seviyorsun. Baştan beri böyleydi bu. Onun ellerini tutmak, onun gözlerine bakmak istiyorsun. Ona sarılmak istiyorsun. Peki, öyle olsun. Heyecanlı mısın kocacığım? Evet. Yani biraz heyecan var. Ama yani hani işte öyle biraz tatlı bir heyecan. Sahneye çıkınca geç. Ama yani şirkete girince geçer. Sen bu hisleri bilmezsin tabii. Çulsuz Ahmet. İşsizsin ya sen. Ay Ayten Hanım da şu rızkımızı getirse de kocam işine gücüne baksa. Öyle değil mi? Evet. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. 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 Of. Ay. Ayten Hanım. Ayten Hanım. Ay hadi ama. Kocam işine gücüne gidecek. İş mi? Hayırlı olsun Lütfü Bey. Ya senin haberin yok değil mi Civan Junior? Biz seninle iş arkadaşı oluyoruz. Nasıl yani? Evet. Ben de sizin şirkette, yani Cem'in şirketinde işe başlıyorum bugün. Öyle mi? Tebrik ederim. Sağ ol. Artık servis arkadaşı oluruz. Beraber gider geliriz ha. Yalnız ben ön tarafta otururum ha. Şoförün yanında otururum, onu söyleyeyim. Allah'ım çok heyecanlıyım ya. Sanki böyle yeniden doğmuş gibiyim. Yalnız servis yok Lütfü Bey. Otobüsle. Bir dakika, bir dakika ya. Lütfü, senin iş dediğin bu muydu ya? Çakal Lütfü. Evet, Çulsuz Ahmet beğenemedin mi? Ya insan eski damadının yanında işe girer mi ya? Ayıp. Neyse. Tabii, hayırlı olsun. Ay no, no. Yine menemen, of. Anne gerçekten biz neden sabah akşam menemen yiyoruz? Oğlum evde ben çok domates aldım oğlum. İşte ziyan olmasın diye yaptım. Zaten domates de kalmadı. Artık akşama ne yeriz? Vallahi kerim. Ha Sarp, ya sana bir şey soracaktım. Metro bağlantısı var ya. Evet. Ya bizim hastaneye çıkmak için hangi durakta inmem lazım? Beraber çıkarız. Ya ben seni bırakırım metroya kadar. Tamam, sağ ol. Lütfü Bey, kusura bakmayın bugün bensiz gideceksiniz şirkete. Ben Gül'ü bırakacağım. Baba ya. Ben de bugün seninle Cem'in şirketine gelmek istiyorum. Gel tabii Kıvırcık, gel beraber gidelim. Hem şu aranızdaki buzlar da erisin artık canım Cem'le az biraz. Bak kutuptaki buzullar bile eridi neticede. Değil mi? Yani bence de ona bir teşekkür etmek lazım. Çünkü neticede bize yani çok büyük bir yardımda bulundu seni işe alarak. Ay o netice diyen dilimi yerim ben senin. Aferin kız sana. Bravo sen. Bravo sen. Bravo ben. Bravo ben. Hadi hayırlısı. Hayda. Günaydın.
Günaydın, günaydın efendim. Size kendi ellerimle börek yaptım efendim. Afiyetle yersiniz. Ne zahmet ettiniz Neriman Hanım? Aşk olsun. Ne zahmet efendim. Benim için bir zevkti. Neriman Hanım, bir şey sorabilir miyim? Emredin efendim. İstediğiniz, dilediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Sorun lütfen. Siz hiç uyumaz mısınız? Yani böyle devamlı pasta, börek, çörek, sarmalar falan. Yani uyumak için vakti nasıl buluyorsunuz? Ne kadar şakacısınız. Anlamadım efendim. Yani elinize sağlık. Herhalde çok güzel olmuştur börek. Şimdi ben sizi almayayım diyeceğim ama siz bir ısrar, bir ısrar zorla aldıracaksınız. Ben sizi ısrardan kurtarayım, alayım. Çok teşekkür ederim yani efendim. Afiyetle yiyin. Şifa olsun efendim. Ben size gene yaparım. Gene yaparım. Gene yaparım. Hoşça kalın. Ya ben bu börekleri yersem 1000 kilo olurum. Allah'ım ya, bu kadını niye başıma musallat ettin benim? Vardır bir hayır. Ama hep o tevfin yüzünden. Ben biliyorum, tevfin yüzünden. Günaydın Hasan amca. Oo, börek mi yiyoruz? Evet. Yunus, sen iyi misin oğlum? İyiyim Hasan amca. Ne oldu ki? Oğlum, hayatında ilk defa yani tam zamanında geldin. Ha ya, şimdi Ahmet Usta da yok ya. Erken geleyim dedim. Ne olur ne olmaz yani. Ha, anladım. Sen onun için geç kalıyordun yani. Sen erken gelmek için ustanın kovulmasını bekledin. Ha yok. Ha? Hadi gir içeri. Tamam, tulumunu giy. Bana bak, buraya gel. Gel buraya, gel buraya. Al şunu da. Bu saçlar ne? Bu taşlar kesilecek o saçlar. Dibinden 3 numara asker tıraşı. Fırla! Şimdi Yunus gel. Aç bakayım, aç. Gel. At kendine sen. Nasıl? Fena. Ben kahve gidiyorum. Aha, sabah şey. Tamam. Dur da kahve. Ne zaman tamam? Çok iyi olmuş. Gitti mi Serp? Gitti Ahmet, gitti. Lütfü, aşkım, hadi ortamlara ak, paraları kap da gel. Merak etme Nermin. Cem beni artık kovsa bile ben kendimi oraya çivilerim. Kimse sökemez. İşte, işte benim kocam. İşte Lütfü Özdemir. İşte Özdemirler ruhu. Bu. Hadi bakalım. Ben nasıl bir manyaklık yapsam acaba? Ahmet. Ya ne zormuş böyle evde bütün gün oturmak ya. Ahmet kolay mı be? Sen 25 sene bil fiil her gün işe gidip geldin. Ha, değil mi? Yaptım değil mi? Gittim tabii, gittim. Ama tabii öyle yani evden direkt tamirhaneye inince insan pek işe gitmiş gibi gelmiyor yani. Ay! Civanlar! Ne yapsak? Evde boş, partilesek mi? Ha? Ne dersiniz? Ha? Açarız müziğin sesini son ses. Sabaha kadar dans! Ha? Ne yapıyorsun sen Nermin Hanım ya? Ne saçmalıyorsun? Aman takılıyorum be. Ben sizinle parti yapar mıyım hiç? Ne yapacağım parti yapsam? Bütün gün türkü bar takılırız. Asarız şuraya da bir kilim. Ay çok eğlendim. Ne yapsam ben ya? Eski günlerimdeki gibi güzellik uykuma yatayım. Aten Hanım sen de beyinle ilgilenirsin. Bugün bütün gün paspas manyaklık yapmazsın herhalde. Ben beyimle ilgilenirim Nermin Hanım. İlgilenirim. Sen de git artık kış uykusuna mı yatacaksın? Güzellik uykusuna mı? Yatıver.
Bu eve geldin. Espri kaliten bile yükseldi be Ayten Hanım. Nerede yaşıyor bu kadın ya? Başka yerde bu. Ne yapacağız şimdi Ayten? Biz ne yapacağız? Biz de evimizin tadını çıkaralım be Ahmet. Ha? Hey. hadi. Ahmet, ben bundan bayağı döktüm ama bir şey olmaz değil mi? Yok Ayten'im yok. Sık sen sık. Bayağı da köpük oldu ha. Vallahi su da tam kıvamında. Hadi gir artık sen banyo al. Ay senin ya. Biz çok mu su harcadık acaba buna? Bu ne kadar kaç litre dolduruyordur ki bu? Biz buna bayağı bir su harcadık Ahmet. Aman battı balık yan gider. Ne olacak? Zaten faturaları ödeyemeyeceğiz. Komple kesecekler hepsini. Biz de o zaman işte banyo almak için havuzdan su çekeriz be Ahmet. İlahi Ayten. Ya hadi Ahmet. Hadi. Ay. Hadi Ahmetciğim sen sıkma canını tamam mı? Üzülme. Sen bana bir gülümse yeter. Bak bakayım. Ay tamam. Sen ne yapacaksın Ayten'im? Ben de ne bileyim Nermin'in bir takım kremlerini süreceğim yüzüme. Hep onu benim hocamı kullanacak ha? İyi düşünmüşsün Ayten'im. Değil mi Ahmet? Hadi yap sen banyo. Ay al banyonu. Hadi. İyi banyo almalar. Hadi. Ay. Bunlar da hep ecnebice yazıyor ya. Anlamıyorum ki. Bu meymenetsiz Nermin hangisinden sürüyordu yüzüne? Tek tek sen kopya. Anam bunları sürünce tabii güzel olursun be. Biraz da çok olanlarda. Merhaba. Hasan Efendi. Efendim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çocukları yolladım. Hak ettin artık sen de. Ne olduğunu anlamadım. Evlenecek misin? Ne? Hasan Efendi, Neriman Hanım'la sen. Neriman Hanım'la ben. Ne evlenmesin ben evlenmesin ne? Tevfik! Gel buraya. Bu dedikoduları sen mi çıkarıyorsun ha? Ne konuda yani? Evlenme. Neriman konusu ben. Kaçıyorsun ha, dön! Ne o? Sen koşturdun mu da ne diyorsun ha? Bu göbekle kaçamazsın. Koş. Gel. Hala koşuyor ya. Oo, yakaladım seni, dur! Ya Hasan, benim hiç haberim yok ya. Bütün mahalleye Leyla anlatmış. Tevfik ne var da ne anlatmış? Bilmiyorum ama benim hiç suçum yok ya. Sus! Bütün suç senin. Göbekli dedikoducu seni. Ya senin yaptığın dedikoduyu kadınlar yapmaz be. Bir daha senin kahvene gelmiyorum. Ve şu an itibariyle arkadaşlığımızı bitiriyorum Tevfik. Ya Hasan, ya bunca yıllık dostluk bir kadın için harcanır mı ya? Bu sarp gelmemiş mi hala ya? Tabii yani Gül'ü hastanesine kadar bırakırsa gelemez tabii. Günaydın. Merhaba kızım, merhaba. Ben Lütfü, müdür Lütfü. Aslında bana CEO Lütfü derler ama ne yapalım şimdilik Cem Bey evladıma ayıp olmasın diye müdürlükle yetiniyorum. Ne demişler? Aza şey etmeyen çoğa hiç şey edemezmiş. Nasıl anlamadım? Müdürüm ben, müdür. Sakın bana bir yanlışlık oldu falan demeyin. Yemin ediyorum bulduğum ilk fotokopi makinesine zincirlerim kendime ha. Baba, sakin ol. Lütfen. İşte geldi. Mini CEO geldi. Lütfü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem, oğlum bu kızcağızın hiçbir şeyden haberi yok ya. Günaydın. Günaydın. Yasemin, sen de hoş geldin. Seni görmeyi beklemiyordum. Babamın ilk günü ya. Ben de öyle onunla geleyim dedim.
İyi yapmışsın, hoş geldin. Cem! Cem, canım Cem. Ya sen ne kadar iyi niyetli, iyi yürekli bir insansın ya. Ben sana gerçekten çok teşekkür ederim babama böyle bir iş imkanı sağladığın için. Ne demek Yasemin, her zaman. Ah, örümcek adam. Tekrar günaydın. Günaydın. Günaydın Sarp Bey. Neyse biz odamıza gidelim de daha rahat rahat konuşalım değil mi? Odana. Evet odama. Cem'in odasına. Aynen, buyurun. Gidelim. Arabayla mı gitsek ya? Yok canım, ne? Yok yok, hayır. Buyurun, buyurun. Otursana Yasemin. Kızım otur. Tekrar hoş geldiniz. Ne içersiniz? Ben bir şey istemem. Kalkacağım zaten. Ben bir espresso alayım. Espressomu içmeden işe başlayamıyorum. Eski alışkanlık. Tamam. Alo, bize bir espresso, bir tane de Türk kahvesi. Tamam. Cem'cim, ben ne müdür oldum? Neyin müdürü oldum? Yani ben ne iş yapacağım? Yani vallahi orasına ben de tam karar veremedim. Nasıl ya? Babamın ne iş yapacağı belli değil mi? Ya sen niye çağırdın bizi buraya o zaman? Yok canım, hayır öyle bir durum yok. Yani kafamda birkaç pozisyon var. Hangisi en doğrusu sadece ona karar veremiyorum. Ha o şekilde. Tabii çocuk haklı. Şimdi ben kalifiye bir yönetici olduğum için bana pozisyon bulmak zordur. Ben kendi CEO'luğumdan biliyorum. Mini CEO. Neyse o zaman siz konuşun, kararlaştırın. Ben gideyim. Yasemin nereye? Otur, konuşuyorduk. Yok gerek yok ya. Ben yeter bana bu kadar. Kızım otursana. Bence gitmemelisin çünkü babanın pozisyonuyla ilgili senin de fikirlerine ihtiyacım var. Gerek yok ya. Önemli değil. Hatta şöyle yapalım. Ben Sarp Bey'i çağırayım. Hep beraber bir oturup beraber konuşalım. Ha. Tamam madem benim fikirlerime değer veriyorsunuz. Oturayım. Efendim? Hemen odama bekliyorum sizi. Cem Bey, çok önemli bir şey üstünde çalışıyorum. Çok acil değilse... Acil Sarp Bey. Bekliyorum. Tamam, geliyorum. Dayan Sarp. Dayan. Biraz daha dayan. Buyurun Cem Bey. Sarp Bey, buyurun oturun. Sarp Bey, Lütfü Bey'in pozisyonuyla ilgili konuşuyorduk da. Evet. Kendisi az önce ofisin malzeme müdürü oldu. Evet, öyle oldum. Malzemelerin kralıyım artık ben Sarp. Ha Cem, bana bak. Benim odam var yalnız değil mi? Odam yoksa vallahi bunalıma girerim bak ha. Var Lütfü Bey. Bir saniye beklerseniz. Tamam da Cem Bey, beni neden çağırdınız öğrenebilir miyim? Sizi çağırdım çünkü bugünden itibaren Lütfü Bey'le beraber çalışacaksınız. Efendim? Duymadınız mı? Lütfü Bey'le beraber çalışacaksınız. Tamam da Cem Bey, benim yaptığım işle malzeme müdürlüğünün ne alakası var? Yani beraber çalışacaksınız derken tabii bir alakası yok. Sadece odanızı paylaşacaksınız. Onu belirtmek istedim. Nasıl ya? Efendim? Odamızı mı paylaşacağız? Ya ama evde civanlar, işte civanlar. Ben bunlardan kurtulamayacak mıyım ya? İyi de Cem Bey, aşağıda başka bir boş oda daha var. Başka bir boş oda olduğunu biliyorum Sarp Bey. Ama orayı başka bir departmana ayırmak zorundayım. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun Cem Bey. Çok sıcak bu ya. Perde gibi oldum ben. Kalkamıyorum. Ayten. Ayten, çıkar beni buradan Ayten. Olmuş mudur ki bu acaba ya? Alışmamış Ayten de maske fazla durmaz. Sen bunu sil Ayten. Ha.
Aytan! 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 Allah'ım ne oldu böyle? Ay ben çarpıldım mı? Aa bu ne hal ya? İnsan kendine bunu yapar mı ya? Ah be Aytan! Ah be Aytan! Ben eklendim ben. Ben eklendim. Ay! Ahmet'cim benim Ayten. Ayten? Ayten? Ayten yüzüne ne oldu seni ya? Ben eklendim ben Ahmet, ben eklendim. Ben hep bu kremler yüzünden oldu Ahmet. Nermin'in kreminden bana hayır gelir mi Ahmet ya? Evet. Hiç olur mu öyle şey Ahmet? Ahmet ya ben böyle kalırsam, ya ben hiç düzelmezsem ne olacak? Ayten bir dur, bir sus Ayten, bir sus. Ne olacak ben Ahmet? Ben gidiyorum ben ya, ben gidiyorum Ayten. Ahmet sen niye nereye gidiyorsun? Bir sus Ayten. Tamam, tamam Ahmet'ciğim. Hadi gel Ahmet'ciğim. Çıkar beni. Gel, gel. Çıkar beni. Ben banyo yapmak istiyorum. Ben banyo almak istemiyorum Ahmet. Tamam, tamam. Banyo yaparsın. Banyo almaz. Banyo Ahmet'ciğim. Gel, gel Ahmet. Banyo yapacağım. Hayırlı olsun efendim. Bu ne ya? Bu mu benim masam ya? Ama olmaz ki. Sarp'ın masası bile benimkinden daha güzel ya. Lütfü Bey, Cem Bey dedi ya. Şimdilik idare edin. Yeni masa gelecekmiş zaten. Hani bilgisayarım nerede benim? Bilgisayarım olmadan nasıl çalışacağım ben ya? Bu da gelecekmiş ya baba. Sarp, iki dakika versene bilgisayarını. Feyse girip geri vereceğim ya. Yer bildirimi yapacağım. Müdür olduğumu ilan edeceğim arkadaşlarıma. Nerede çalıştığımı şey yapacağım ya. Ya yok artık Lütfü Bey, daha neler. İzin verir misiniz? Masama geçeceğim de. Ama yani ben nasıl malzeme müdürüyüm ya? Benim masamda hiç malzeme yok. Neyse o zaman ben kaçayım. Size kolay gelsin. Güle güle. Ha izin Yasemin, bana bak. Sakın annene masadan bahsetme, tamam mı? Hatta en büyük masayı verdiler de. Masanın üstünde sümen bile varmış de. Tamam mı kızım? Sümen. Evet. Lütfü Bey, bakıyorum da yerleşmişsiniz. Cem Bey, Allah'ın adını verdim, bana başka bir yer ayarlayın ya. Bu ne böyle? İlkokul çocuklarına döndüm ben ya. Bir de bari beslenme çantası koyun masanın üstüne, tam olsun. Hallolur Lütfü Bey, her şey zamanla. Yasemin, seninle özel bir şey konuşabilir miyiz? Özel. Olur tabii ya, çok iyi ettin. Ben de zaten seninle özel bir şeyler konuşmak istiyordum. Zaten yani ben zaten senin odana çıkacaktım. Seninle konuşacaktım. Çok iyi oldu. Gerçekten mi? Evet. İyi hadi gel o zaman geçelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin babacığım. Kolay gelsin. Cem. Şşş. Sarp. Alo. Bilgisayarını iki dakika ver ya. Ya iki tweet atıp geri vereceğim ya, ama bilgisayarsız olmaz ki. Ne biçim malzeme müdürüyüm ben? Hiç malzemem yok benim ya. Bari şunları koyayım da masada bir şeyler dursun ya. Otursana. Yok ya, oturmayayım. Şey sen benimle bir şey konuşacaktın. Konuş da gideyim ben hadi. Sen iyi misin? İyiyim. Niye? Hayır yani bir garip davranıyorsun da. Eğer o olay için beni cezalandırıyorsan böyle bir sıcak davranıp bir soğuk davranıp. O olay. Öyle mi? Evet. Konusunu açtığın çok iyi oldu Cem ya. Eğer aramızda bir daha o olay olursa, yani sen beni öpmeye kalkarsan senin gözlerini oyarım. Anladın mı? Hatta gözlerini oymakla kalmam, ciğerini sökerim Cem. Yasemin. Yok artık. Dilini koparırım.
kulaklarını keserim, dişlerini döker, eline veririm. Anladın mı? Senin o beş duyu organını etkisiz hale getirdim. O işler öyle kolay değil. Ya sen biraz abartmıyor musun? Yapamaz mıyım sanıyorsun? Ya. Yaparsın. Tamam. Özür dilerim. İyi. Anlaştığımıza sevindim. Tamam ya senin. Bu seferlik senin istediğin gibi olsun. Şimdi işleri ağırdan alırız. İstediğin gibi. Peki. Leblebi. Lütfü Bey, Cem Bey sizi görmek istiyormuş. Vallahi mi? Bak görüyor musun? Çocuk hemen çalışmaya başlamak istiyor benimle. Ne de olsa ben bir tecrübe deniziyim. Sarp, sen de ne zaman istersen bilgi, beceri ve deneyimlerimden faydalanabilirsin. Cem Bey hemen gelsin, oyalanmasın dedi. Yapma ya. Hemen gideyim öyleyse. Sık dişini Sarp. Biraz daha sık. Şu proje bitene kadar. Ondan sonra vur kapıyı çık git. İyi baba, ben de sana geliyordum. Ben gidiyorum, sana başarılar. Ay, Kıvırcık dur, vallahi bırakmam. Senin yerin Cem'in yanı yavrum, nereye gidiyorsun? Efendim? Yani diyorum, beni bu ilk iş günümde yalnız bırakma Yasin. Baba ilkokula mı başlıyorsun ya? Seninle geldim, sana eşlik ettim, teşekkürümü de ettim. Şimdi izin verirsen gidiyorum. Allah'ın adını verdim, bırakmam. Bak daha beraber öğle yemeğine çıkarız, yemek fişlerini havalara saçarız. Çok eğlenceli. Ondan sonra da beraber döneriz eve. Hadi kırma beni. Tamam. Yaşa be Kıvırcık, çak. Hadi sen beni odamda bekle, ben geliyorum. Tamam. Ben seni 40 yılda bir Cem'le aynı çatı altına sokmuşum. Bırakır mıyım? Kıvır kıvır Kıvırcık. Cem, oğlum beni çağırmışsın. Yalnız Cem değil Lütfü Bey, Cem Bey. Ha. Doğru, tabii burası iş yeri, değil mi? Haklısınız Cem Bey. Evet, hemen başlayalım mı çalışmaya? Aşırı derecede hazırım. Bilgi, beceri, iş adamlığı ve yöneticiliğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Misyon ve vizyonumuzu tartışmak, yakalarımızın her an biraz daha beyazlaştığını gözlemlemek, kar ve zararlarımızı çıkarımlamak istiyorum. Lütfü Bey, lütfen biraz sakin olup oturur musunuz? Derhal oturdum. Bakın, iş aşkıyla doluyum. Şimdi Lütfü Bey, biz sizle hemen çalışmaya başladık ama işler pek sandığınız gibi gitmeyecek. Nasıl sandığım gibi gitmeyecek? Yani bilişim, yazılım filansa ben onlarda biraz zayıfım. Benim internetim iyidir, internete iyi girerim. İyi surf yaparım yani. Teknolojim biraz zayıf benim. Lütfü Bey, yani bir susarsanız anlatacağım. Derhal susuyorum. Şimdi biz sizle ne üzerine çalışacağız biliyor musunuz? Ne üzerine? Yasemin'in benimle tekrar evlenmeyi ikna etmenin yollarını çalışacağız. Yalnız ben şu an biraz bozuldum. Yo, bayağı bozuldum. Yok, bozulmayın. Malzeme müdürlüğünüz elbette devam edecek. O zaman bozulmam birazcık geçti. Lütfü Bey, ben kızınızla tekrar evlenmek istiyorum ve bu konuda çok kararlıyım. Yani ilk evlendiğimizde her şey çok aceleye geldi. Birbirimizi daha tanımıyorduk bile. Şimdi ise onun neleri sevip neleri sevmediğini, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bana bu konuda yardım edersiniz değil mi? Etmem mi? Etmem mi? Benim tek emelim, tek gayem sizin mürüvvetinizi görmek. Harika. Yeah.
Yasemin. Hı. Sen niye hala buradasın? Beleş internetten faydalanıyorum. Ayrıca ne yapıyorsam yapıyorum. Size ne Sarp Bey, hesap mı vereceğim bir de? Hayır, bana hesap vermeyeceksin de. Ne izliyorsan sesini kapatsan. Burada çalışmaya çalışıyorum da. Allah Allah, çalışmaya çalışıyormuş. Mühendis. Büyük adam. Işıldak ve parıldak bir zekan var değil mi senin böyle? Hı, büyük adam olacağım ben, çalışacağım. Arabaların efendisiyim. Bravo. Devam et. Ceylan. Gül, sen nereden çıktın? Aa, Aslı sen nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Staja geldim fakülteden yatay geçişle. Gerçekten mi? Peki hangi hocayla çalışacaksın? Kemal hocayla. Kemal hoca mı? Bir yanlışın var. Yani Kemal hoca ayrıldı. Nasıl ya? Kardiyoloji şef Kemal hoca değil mi? Bana onunla çalışacaksın dedi. En doğru karar verdin ama... Kemal. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Yarım bırakmak pek içime sinmedi Mehmet Bey. Öyleyse tekrar hoş geldin. Hangi yüzle döndü bu adam buraya? Sen neler yapıyorsun anlatsana. İyi ben de... Yalnız Kemal, senden ricam Seçil Hanım'la da aranızdaki pürüzleri gidelim. İkinizin arasında daha fazla sorun yaşanmasını isterim. Aa, hiç merak etmeyin, ben bir ara uğrayıp onunla konuşacağım. Teşekkürler Kemal. Sana kolay gelsin. Yapalım, kahve içelim bir ara sonra görüşelim. Tamam mı? Tamam, hoşçakal. Hoşçakal. Hocam merhaba, ben bugün... Birazdan ilgileneceğim, birazdan. Ha, Gül. Evet. Hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldiniz. Eminim ki Seçil Hanım geldiğinize sevinmiştir. Ama benim şimdi çalışmam lazım. Size de iyi çalışmalar. Gül, ben senin için döndüm. İki ay önceki Gül olsaydı muhtemelen inanırdı. Hatta sevinirdi zavallı. Ama zaman akıyor. İnsanlar değişiyor. Değil mi Kemal Bey? Kemal. Ya döneceğini biliyordum. En doğru kararı verdin aşkım. Gelsene. Ya aşkım iyi ki konuşmuşuz o sabah seninle. Ne? Ne aşkım Seçil? Kemal biz seninle... Biz ne Seçil, biz ne? Yeniden başladık ya aşkım. Ne? Nasıl yani? Sana geldiğim gün... Hatta ben tam gidecekken bana gitme dedin. Ne istiyorsun? Seninle son bir gece geçirmek istiyorum. Hayır, olmadı öyle bir şey. Kemal, biz birlikte olduk. Onu da mı hatırlamıyorsun? Saçmalama Seçil. Olmaz öyle şey. Nasıl ya? Sen bizim yaşadıklarımızı hatırlamıyor musun hakikaten? Ne kadar tutkulu beni istediğini. Her şey tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Peki, bana inanmıyorsan. Bak. Olamaz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yalan söylüyorsun. Yeter artık ya. Yeter artık. Benim de bir gururum var ya. Ahmet sen hala ısınmadın mı? İçim üşüyor Aytenim ya. Vallahi içim üşüyor. Bak şimdi sen sıcak suya girdin ondan sonra birdenbire çıkınca... ...acaba şok etkisi mi yaptı Ahmet? Ha? Bilmem. Öyle mi oldu acaba? Ay ben bilmiyorum ki Aytenim. Vallahi benim bildiğim ben bir kaşık suda boğuluyordum Aytenim.
Ay Allah korusun Ahmet. Kim uğursuz bu ev. Oh maşallah. Buyurun, ne istemiştiniz? Tanışmak istedim. Ben çalışanlarımla arkadaş gibiyimdir. Lütfü Özdemir ben. Haftaya gel. Merhaba, ben de Ertan. Siz şu yeni işe başlayansınız değil mi? İşe yeni başlayan. İşe yeni başlayan. Ya yeni başladım işe. Kendine gel be adam. Senin müdürün gelmiş buraya, müdürün. Akaya, bu ne laballik ya? Müdür mü? Ne müdürü? Malzeme müdürü. Malzeme müdürü. Evet, beğenemedin mi? Malzeme müdürü. Bu ne laballik? Geç bakayım şöyle. Geç şu tarafa geç. Geç diğerlerinin yanına geç. Durma orada öyle. Geç şu tarafa geç. Evet. Bakalım ne malzemelerin var? Bakalım hangi ofis malzemelerini içer? Ama yapmayın diyorum size. Bakalım bugün şirkete kaç ataç ve kaç zımbateli zarara soktu? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika diyorum size. Ne mi yapıyorum? Ne mi yapıyorum? Bu şirketi sizin gibi avantajcıların elinden kurtarmaya çalışıyorum. Evet. Ey açık ofis insanları! Toplanın! Toplanın şöyle, toplanın! Ben buraya sizi mutlu etmeye değil, bu şirketi kâr ettirmeye geldim. Bundan sonra gözüm üstünüzde ona göre. Bundan sonra masasının üzerinde bir taneden fazla kırmızı kalemi olanın askerliğini yakarım ona göre. Evet, hadi bakalım. Çalışın şimdi. Boş duranı mini CEO Cem Bey sevmez. Çalışın. Hop. Çalışın diyorum, hala duruyorsun ya. Bunu kim aldı işe ya? Ah Cem, ah. Burada çok iş var. Kim ya? Ne bileyim ben, manyağın teki herhalde. Sürpriz! Komşum, hoş geldiniz. Ayten, ne oldu sana, ne bu hal? Ay, anam, ben cilt bakımı yaparken şey oldu. Ne olduğunu da ben de anlamadım ki. Ama boş ver, hoş geldiniz. Oh! Ben çok fena bronşit olmuşum. Ah, ben çok nezleyim de. Aa! Ay çok kötü görünüyorum. Aa! Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Aa! Aa, tamam o zaman topluca geçmiş olsun. Şöyle salona geçelim komşum. Gelin, gelin, gelin. Ahmet bak kimler geldi, kimler. Oo! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun komşularım, geçin oturun istediğiniz yere. Geç kız Şebu. Anam, gel gel güzel komşum, canım komşum. Ay güzel komşum. Ahmet Bey ne oldu Ayten? Boğuldu. Ay havuzda mı? Yok anam, daha ziyade bir kaşık suda boğuldu. Ya. Ay geçmiş olsun Ahmet Bey, ayakta kalma, otur otur. Otursana Ahmet, yabancı mı onlar? Gire gire kullan komşum. Ay, ay Ahmet, komşumuz neler getirmiş bize. Ay, sağ olun kızlar, Allah razı olsun. Vallahi duyan gelmiş Ayten'im. Hepsi gelmiş vallahi. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Mahalle nasıl? Vallahi burnumda tüttünüz. Kız Ayten, böyle kuru kuru olmuyor kız, bir çay yapsana. Çay. Ha, çay. Çay demeyeyim ben. Ahmet. Dolaplar çok yüksek ya. Hadi gel bardakları indirmeme yardım et sen benim. Yüksek değil ki Ayten'im, dolaplar alçakta. Ahmetciğim, bardaklar yüksekte, dolaplar aşağıda. Gel işte, sorgulama. Geleyim ben bari. Affedersiniz. Gel. Uzak kalma, hadi gel. Ayten'im yüksek falan değil. Bir dakika sus. Gel. Ayten'im ne çekiştirip duruyorsun benim? Ne işim var mutfakta ya? Zaten benim içim üşümüş içeride. Ahmet, Ahmet. Ben bittim, ben mahvoldum. Ben öleyim. Ah,
Neler diyorsun sen öyle Ayten? Olur mu öyle şey ya? Ahmet, evde ağlatılacak hiçbir şey yok. Ben bu kadınlara ne vereceğim? Oh, tabii ya. Hiçbir şey kalmadı değil mi evde? Yok Ahmet, yok. Son demide Lütfü'lere verdim. Zıkkım olsun inşallah. Ben şimdi ne yapacağım Ahmet? Yani bu kadınlara ne ikram edeceğim ya? Ben bana yardım et. Ne yapacağım ben Ahmet? Buldum. Buldun mu? Aa, vallahi buldum. Ne buldun? Ben gideyim komşulardan isteyeyim. Aha komşum. Ay Ahmet, canım Ahmet, güzel Ahmet. Hadi Ahmet, hadi. Aytenim, senin gün kariyerini kurtaracağız Aytenim. Kahraman Ahmet, hadi. Ay. Kız Ayten, nerede kaldın? Bir çay demleyeceğim dedin, gittin gelemedin. Geldim Nalan, geldim. Ev büyük, anam ev büyük. Bir yerden bir yere koşana kadar vallahi böyle... Yemin ediyorum tansiyonlarım oynuyor. O yüzden vallahi 100 metre koşucusu gibi oldum. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bu arada çayı da demledim, merak etme. İyi günler. Şey affedersiniz, ben sizden bir şey rica edecektim ama. Allah versin kardeş. Allah Allah. Ne dedim ki şimdi ben ya? Terbiyesiz. Arkadaşım kusura bakmaya, ben senden bir şey rica edecektim ama. Amca utanmıyor musun dilenmeye ya? Sapa sağlam adamsın. Ne dilenmesi ya? Arkadaşım ben de burada oturuyorum. Ben senin komşunum ya. Ay o sizin güzelliğiniz ayol. Aa, teşekkür ederim. Ay, ay o ne be? Ay, ay uzak dur. Ay zombi. Ay. Ay. Oh. Ay ne oluyor ya? Ay ben uyandım mı acaba? Uyuyor muyum ya? Ay. Bir sürü de abuk subuk ve de güzel rüya gördüm. Ay, ay, ay ben uyanmışım. Ay o Ayten'in bed sesi değil mi ya? Ay. İyiler, ben sizin komşunuzum. Sizde acaba bir parça çay var mı? Ha, şu Özlem'leri evine alanlarsınız siz değil mi? Ha, vallahi biz oyuz ya. Komşu kusura bakma ya. Bizim hanımın günü vardı. Vallahi hanımın gün kariyeri tehlikede kardeş. Sizde acaba bir parça çay var mı? Çay? Ha. Olur olur, getireyim. Ne şirin şeysin sen öyle. Koş. 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 Ayten bir bak istersen şu çaya. Olmuştur artık. Olmamıştır. Olsa ben hissederim ya. Aha. Kadın zengin olmuş ama bir kıyıp düğünümüze çay getiremedi. Kız bunlar böyle böyle zengin oluyorlar. Kız Ayten'e de çok kırıldım biliyor musun? Ne cıkcıklıyorsunuz kız orada? Hiç kız hiçbir şey. Ah Ahmet, nerede kaldın ya? Ay uykumu uyudum, dayak mı yedim belli değil. Ay ne götürüyorlar gördüm kabuslar falan. Ay yaratıkların biri geldi, öbürü gitti. Uzaylısı geldi, zombisi gitti. Üstüne başını iyi halde. Hizmetçinin yatağına yattım diye mi öyle oldu acaba? Ne? Onun ruhumu bana sirayet ettik. Böyle çok güzel kombinler yapıp giyecektim, bunları buldum. Neyse bence bu da oldu. Hoş geldin Nermin Hanım, hoş geldin. Biz sen eksiktin, geç otur bari. Aa! Oliver! Aa! Sen korkutma insanları ya. Alarm, alarm. Kaçın, kurtarın kendinizi. Yaklaşma bana. Kız saçmalama, yaklaşma bir dur. Aa, aa, deli bir de nedir ya? İmdat. Buna uymayın, bakmayın. Kız, gidin buradan. Kaçın. Obama yarayın. Kurtarın kendinizi. Karantina. Alarm, alarm. Ben hala uyuyor muyum acaba ya? Alarm. Karaböcek bir yere gitme. Şebol saçmalama. Beni de alın. Nereye gidiyorsunuz? Beraber böyle kaçtık ya. Saçmalamayın. Bulaştığınızda buluşurdu. Ben öldüreceğim seni. Hoşçakal. Mahalle team. Gözler. Allah aşkına. Nalan
ipiyle kuyuya inilir mi? Nereye? Geliriz, geliriz. Biz gene geliriz. Kaçın. 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 Ahmet, kaçın. Kaçın. Ahmet, ne oldu Ahmet? Beni unutmayın. Ahmet, ne oldu? Ailem. Ailemi feda ettim kendim için. Ay. Aa. Ay bana da bulaştıracak. Geç içeri Ahmet. Aa. Geç Ahmet. Kapat, geç. Dur, dur, dur Ahmet, dur. Gel, gel. Evin tımarhane oldu. Ahmet, ne oldu sana? Sen bizim yaşadıklarımızı hatırlamıyor musun hakikaten? Ne kadar tutkulu beni istediğini. Her şey tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Biz birlikte olduk. Nasıl ya? Yok, olamaz öyle bir şey. Mümkün değil. Mutlaka hatırlardım. Mutlaka. Neredesin Gül? Hastaneden derken çıkmışsın. Neden açmıyorsun? Kilitlendi mi? Kilitlendi usta. Elektrikler açık değil değil mi? Her şeyi kapattım usta. Tamam. Bak bir daha geç kalmayacaksın artık. Yok usta, merak etme. Artık geç kalmak yok yani. Artık trafik merafik de yok. Tamam trafik mı? Trafik merafik de yok. Ha, hadi bakalım, ben gittim eve. Pardon. Buyurun. Merhaba. Ben Gül Hanım'ın iş yerinden arkadaşıyım da. Arıyorum, ona ulaşamıyorum. Acaba rica etsem size, ona söyleseniz aşağı inse. Ona önemli bir dosya vermem gerekiyor da. He, Gül Hanım burada oturmuyor artık. Nasıl yani? Taşındı onlar. Nereye? Nereye? Ha, bir dakika. Ustam gitmeden adresi yazıp vermişti bana. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Çalışıyorum Lütfü Bey. Zımbaları ziyan etmiyoruz değil mi? Ha? Zımba önemli. Zımba teli daha önemli. Bir şirket için en önemli malzemelerden biri zımba telidir. Zımba teli olmadığı için batan bir sürü şirket biliyorum ben. Say bakayım kaç tane var senin? Pardon. Cem Bey sizi çağırıyor. Cem Bey beni çağırıyor. Vallahi mi ya? Cem Bey beni çağırıyormuş. Bensiz de yapamıyor kerata. Hadi bakalım say. Çıktığımda soracağım sana. Çattık ya. Patron, beni çağırmışsın. Sen de beni çağırmalara doyamadın ha ilk günden. Lütfü Bey, neredesiniz siz? Sizi 50 kez arattım. Niye odanızda değilsiniz? Etrafı kolaçan ediyorum Cemcim. Çalışanları denetliyorum. Bunların başında durmazsan bunlar çalışmaz. Ben kendimden biliyorum. Lütfü Bey, sizin kimseyi denetlemenize gerek yok. Sakin olun. Aa, Cemciğime bak, bana kıyamadı. Merak etme, ben yorulmam Cemcim. Benim için çalışan azarlamak en büyük zevk. Neyse Lütfü Bey, ben sizi aslında başka bir şey için çağırdım. Aa, acaba nedir, nedir? Hangi konuda bilgi birikimimden faydalanmak istiyorsun Cemcim? Gönder gelsin, söyle gelsin, elini korkak alıştırma. Aslında hiç oturmasanız iyi edersiniz. Çünkü şirketin kırtasiye eksiklerini almaya gideceksiniz. Ne? Evet. Sekreter size listeyi verecek. A4 kağıdı, toner, hangi malzeme eksikse lütfen gidin temin edin. Yani normalde bu işlerle ben uğraşmıyorum takdir edersiniz. Ama sizin ilk gününüz olduğu için ben anlatmak istedim. Ama nasıl olur damat? Cemcim, yani ben müdür değil miyim? Yani bu söylediğin basbayağı ofis boyu işi. Olur mu öyle şey Lütfü Bey? Siz malzeme müdürüsünüz. Bu sizin iş tanımınızda var. Hadi bir an önce gidin de bu konudaki üstün kabiliyetinizi gözler önüne serin. Öyle olsun Cemcim, damat. Öyle olsun, alacağın olsun. Ben de gideyim Yasemin'e söyleyeyim de, kıvırcığıma söyleyeyim de... ...boşu boşuna beklemesin beni. Ne? Yasemin burada mı da?
O zaman tamam ya, ben Yasemin'le ilgilenirim. Hatta eve kadar da bırakırım. Hiç merak etmeyin siz. Hah, sen Yasemin'le ilgilen, Kıvırcık'la ilgilen. Bravo sen. Ben de gideyim de o zaman kırtasiyeden uhu muhu çizgili defter falan alayım. Lütfen. Kızım benim çok önemli bir toplantım var. Soran olursa söylersin. Ha, tabii oldu. Bu adamın adı neydi ya? Hoş geldiniz Bahar'ım. Hoş bulduk. Cem yerinde mi? Yerinde. Merhabalar Bahar Hanım. Kolay gelsin. Alo Cem Bey, Bahar Hanım gelince haber verin demiştiniz. Onun için aradım. Annem mi geldi? Tamam tamam, kapat. Yasemin'i gördüğüm bittiğimizin resmidir. O kızı kaçırmam lazım buradan. Siz bunu benim odama gönderin. Orada bakayım, olur mu? Peki efendim, sağ olun. Anneciğim. Hoş canım. Geldin. Hoş bulduk canım. Bir yere mi çıkıyorsun? Yok, ben buradayım da. Sen niye geldin? Baban yok diye bir uğrayayım dedim. Bakayım neler oluyor. Ne güzel yaptın. Gel istersen odama geçelim. Yok, önce birkaç yere uğrayacağım. Bir bakayım ofiste neler oluyor. Ondan sonra bakarız. Sen de gel istersen. Öyle mi? Hadi gel. Tabii. Alo. Alo, Sarp Bey. Bakın sizden bir ricam olacaktı. Annem burada ve sizden Yasemin'i saklamanızı rica ediyorum. Ne? Yasemin'i mi saklayayım? Evet, evet. Bakın Sarp Bey, çok rica ediyorum. Şu an iki aile arasında olanları biliyorsunuz. Annemle Yasemin'in karşılaşması hiç mi hiç iyi olmaz. Bakın bunu kendim için istemiyorum. Yasemin için istiyorum. Lütfen yardım edin. Tamam Cem Bey, tamam. Yasemin, ya... Yasemin hadi kalk. Aa, ne var ya, ne oluyor? Seni kaçırıyorum. Buyur. Yasemin, Cem'in annesi şirkete gelmiş. Kalk diyorum hadi. Ne? Cem'in annesi şirkete mi gelmiş? Sarp, Sarp, o kadın benden nefret ediyor. Beni görürse olay çıkar, fiyasko olur. Çok kötü şeyler olur. Nerede şu an, ne yapacağız? Ya tamam, dur, sakin ol. Ben çıkaracağım seni. Hadi diyorum. Tamam, dur. Çantanı da al. Şimdi sakince yürüyüp çıkacağız, tamam mı? Tamam. Yasemin, ne yapıyorsun? Arkana saklanıyorum Sarp. Kocaman adamsın, burada kimse görmez beni. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Bittim ben. Buyurun cenaze namazına. Aa, Sarp Bey. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Anneciğim, finans odasına gitmemiz gerekiyor. O yüzden acelemiz var. Gidelim mi? Yasemin, ne yapıyorsun? Saklan hadi. Tamam, gideriz. Hadi. Sarp, merhaba. Nasılsın? Bayağıdır görüşemedik. İyiyim Bahar Hanım, iyiyim. Sağ olun. Sizi de göremiyorduk bayağıdır şirkette. Ya ne büyük bir tesadüf oldu değil mi? Şimdi uzun bir aradan sonra birbirinizi gördünüz. De anneciğim, bizim finans odasına gitmemiz gerekiyor. İşlerimiz var biliyorsun değil mi? Tamam canım, gideriz. Bir dakika. Proje nasıl gidiyor Sarp? Yani ben işlerin içinde değilim pek ama Sezai senden çok memnun. Çok iyi gidiyor, çok sağ olun. Ya ben de zaten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Harika. Kolay gelsin o zaman sana. Size de sağ olun. Gidebiliriz. Ah, kafam.
İyi misin? Hadi hemen gidelim buradan ne olur. Tamam hadi gidelim. Neredeyse yakalanıyorduk bahar cadısına ya. Sarp, sana da teşekkür ederim. Büyük risk atlattın. Önemli değil. Hadi eve gidelim. Ay ev. Zaten benim ne işim var şirkette mirkette? Aynen senin ne işin var şirkette? Gel hadi durağa yürüyelim. Ay Sarp yürüyelim de bu bahar tam bir cadı değil mi? Yani bir süpürgesi eksik. Merhaba Sarp. Proje nasıl Sarp? Sana ne ya? Her şeyi de biliyor. Ne oldu? Neden durdun? Yasemin. Senin ne işin var o Cem denen herifle hala? Adam annesine beraber olduğunuzu bile söylememiş daha. Bak Yasemin. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Ya babanın burada çalıştığından haberi de yoktur o kadının daha. Lütfü Bey Allah'tan şirkette yoktu. İkinizi aynı anda görse kim bilir ne olurdu. Tamam Sarp anladım. Uzatma. Allah Allah. Niye bana tavır yapıyorsun ki şimdi? Ne dedim ben? Değil mi ya? Sen zaten hiçbir şey yapmazsın Sarp. Sen maşallah süper kahramansın. Bana ders verirsin, öğüt verirsin, bahardan kurtarırsın, her şeyi yaparsın sen. Üstüne bir de laf sokarsın. Ama bak aklıma ne geldi. Ayten teyze de beni sevmiyor. Demek ki benim böyle annesel bir sorunum var. Tamam, yapacak bir şey yok. Yasemin bekle, Yasemin. Ahmet, bu sarışın kadın geldi ikinci kez benim misafirlerimi evden kaçırdı. Aa, ay ne bileyim ben salgın hastalık şeysine uğradık sandım Ayten Hanım. Yani uyku sersemi. Tabii ben de öyle birden eve giriverince komşular da şey ettiyse demek yani ondan da şey olmuş olabilir tabii. Vallahi Ahmet Bey bilmem şeysini meysini bilmem nesini de siz bu hanımınıza söyleyin benim kozmetiklerimden uzak dursun. Bir oje için 8 metreye 5 metre halı yıkadım ben be. Ayten Hanım, o kremleri sana yedirtmem. Ne diyor bana ya? Ya ben zaten Ahmet ya bir dinle baksana ya. Senin o neydi belirsiz kremlerin yüzünden başıma ne geldiyse geldi benim. Ayten Hanım siz de görgüsüz gibi öyle avuç avuç sürmeseydiniz leblebi tanesi kadar süreceksiniz ondan. O kavanoz ne kadar siz biliyor musunuz o krem kavanozu? Hiç bilmiyorum. İşte bilemezsiniz. Ayten teyzeciğim sen üzülme ya. Ben şimdi sana antibiyotikli bir pomat hazırlayacağım. Onu vereceğim. Akşam yatarken sürersin kızarıklıklar geçecek. Bir de iz kalmaz merak etme. Sağ ol kuzum. Hanımlar yeter ya. Vır 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 vır. Kadınlar matinesine çevirdiniz burayı. Ayıptır ya. Ahmet Efendi bakıyorum sen de iyice kaptırmışsın kendini ha. Evde otura otura. Ama tabii sen haklısın. İşin yok ya şimdi senin. Lütfü. Gebertirim seni. Tehdit yok. Tehdit yok Ahmet Efendi. Yemek var. Evet. Hadi bakalım ne yiyoruz? Bırakalım öyleydi böyleydi şöyleydileri de karnımızı doyuralım ya. Biz çalışan insanız. Kurt gibi acıktık değil mi? Lütfü Bey annemin halini görmüyor musunuz? Yok yemek falan. Ne demek yok? Nasıl yok ya? İki eli kanda olsa Ayten yemek yapar. Tencere manyak Ayten o. Yani tencere yemeği yapmadı mı titrer o değil mi Ayten Hanım? Öyleydi, öyleydi de evde ağza atılacak bir lokma bir şey yok. Yemek yok, erzak yok, erzak alacak para da yok. Hayda. Ya yok işte Lütfü, yok yok bitti bitti. Tüketin ya, bize zırnık kalmadı bitti. Yarın git o patronundan avans mı isteyeceksin, ne isteyeceksin? Sen işte tükettiniz ya, sömürdünüz bitti yok. Anne, baba, siz bana bunu nasıl söylemezsiniz? Oğlum senin kendi derdin kendine yetiyor ya. Anne delirdiniz mi? Sizin derdiniz benim derdim. Babamın işten çıktığını da söylemedin. Evde yiyecek yemek yok. Babam işten ayrılmış. En son benim haberim oluyor her şeyden. Nereye oğlum? Dükkanlar kapanmadan bir şeyler alayım anne. Hatta et alayım. Mangal yapalım. Ne? Mangal mı? Ama çocuğum masraf. Masrafsa masraf annem. Senden kıymetli mi? Sen bu evin tadını çıkarmayacaksan ben ne anladım bu işten? Biraz da bu evin, bu bahçenin keyfini biz çıkaralım ha? Sen üzülme annem. Ben kıyamam sana. İyi ki doğurmuşum seni. Ben bu evi senin için aldım. Sen rahat et diye. Üzül diye değil. Dramatik dramatik sahneler. Vay be! Evlat gibi evlat.
Kıvırcık, Japon, örnek alın, örnek. Hatta videoya çekin, Emre'ye de yollarsınız. Sarp, şey, ben de seninle geleyim, yardım ederim. Olur tabii. Alo. Ha Cem, bak ne diyeceğim. İyi dinle beni. Bu akşam bizde mangal var. Yok yok. Eski evde bizim, eski evde. Evet. Hadi atla gel sen de. Hem Yasemin'le görüşmüş olursunuz, konuşursunuz ha? Hadi patron. Bekliyorum. Mangal partisi ha? Güzel. Sarp da orada olacak mı peki? İyi, daha güzel. Tamam, oraya geliyorum. Kapı mı çalıyor ya? Efendim, ellerimle size börek yaptık. Elinize sağlık. Şimdi ben bu böreği istemiyorum desem siz gitmezsiniz. O zaman ben alayım böreği, siz gidin. Hadi efendim, buyurun. Ama efendim, sakin olun lütfen. Ben bu böreği kendi ellerimle size servis yapacağım. Nerim Hanım, hadi gider misiniz lütfen? Ama Hasan Bey. Ama bakın Neriman Hanım, lütfen. Yani dedikodular ayyuka çıktı. Ben bu mahallede tam 40 yıldır namusumla yaşayan bir beyefendiyim. Yani namusuma söz ettirmem. Lütfen gider misiniz? Ama Hasan Bey... Neriman Hanım, lütfen diyorum size. Ya bu kadın da topaç gibi dönüyor devamlı. Hadi gitsenize ya vallahi. Hasan Bey, ama... Ama... Hadi. Aa, nasıl yani? Siz burada ne arıyorsunuz Neriman Hanım? Az önce aşağıda değil miydiniz? Börek getirdim size. Biliyorum, aşağıda da getirmiştiniz. Ben de dolma yaptım size. İkinci Neriman. Dolmadı Neriman. Allah'ım sen aklına mukayyet ol. Kendi ellerimle sardım mis gibi. Yemezseniz ölümü görün. Görün görün. Evet, ölümüzü görün vallahi. Aşk olsun ama Hasan Bey, biz ölürsek size kim börekler açacak? Açılın, ben de hamsi tava yaptım. Üçüncü Neriman, tavacı Neriman. Hayır, istemiyorum tava filan. Ben istemiyorum, tavanızı da istemiyorum. Senin de şeyini istemiyorum. Ne kadar güzel. Hayır, Neriman, ben istemiyorum. Ben hamsi tavayı istemiyorum, ne olur. Peynirli börek de istemiyorum, ne olur. Yapmayın, istemiyorum. Dolma sarma da istemiyorum, hayır. Rüyaymış. Alo. Alo dede. İyi misin? Sesin niye öyle geliyor? İyiyim, iyiyim ben şimdi. Merdivenleri çıktım, ben nefes nefese kaldım. Söyle Sarp. Ya şey diyecektim, bak mangal yapacağız. Gel seni de alayım, beraber yemek yiyelim. Ya ne mangalı oğlum, ben mangal olmuşum. İstemiyorum, istemiyorum. Ben gelmeyeceğim. Ama dede... Tamam hadi kapat, kapat. Kapat. Mangalmış. Ya ben bu Neriman denen kadından nasıl kurtulacağımı düşünüyorum. Millet mangal derdinde. Bana ne mangalınızdan? Neriman Hanım, Neriman Hanım, Neriman Hanım. Oh, kabusmuş bak. Oh. Yalnız ben aşağıdaki kapıyı kilitledim mi? Hasan koş. Allah Allah. Ne oldu, ne diyor? Ya ben mangal olmuşum, gelmem diye bir şeyler söyledi ama anlamadım. Herhalde bir şey var ama söyleyemedi. Gül, sen mi çağırdın? Hayır.
Gül. Merhaba Serp. Kemal, senin burada ne işin var? Nereden öğrendin burada olduğumu? Gül, konuşabilir miyiz? Hayır, konuşamayız. Gül, lütfen. Hayır. Gül, hadi gel eve gidelim. Bir dakika. Sarp! Sarp oğlum, neredesiniz siz ya? Annen tutturdu, git şu çocuklara bak, git şu çocuklara bak. Vallahi beynim iletini yedi ya. Neredesiniz oğlum siz? Tamam baba, geliyoruz şimdi. Aa, doktor bey. Sizden buradaydınız. Aa, merhaba Ahmet Bey. İşte gidip şey verip hemen gidiyordum ben de. Aa, vallahi bırakmayız. Baba, bırak şimdi gitsin. Adam doktor, işi vardır. Başka bir şey vardır. Pes yani Sarp, pes oğlum yani. Biz içeride mangal yakmışız. Buraya kadar gelen insanı davet etmiyorsun yani, pes vallahi. Ahmet amca, gitmesi gerekiyor. Hayda, hayatta bırakmam vallahi, mangal yaktık. Doktor bey hadi. Ahmet bey, ben gitsem gerçekten iyi olacak. Olur mu canım? Ya sizin bize o kadar emeğiniz var. Doktor bey, yani hem bizim size daha çok işimiz düşer. Vallahi geldiğimizde mahcup olmayız. Hadi lütfen. Vallahi çok güzel mangal yaktık. Lütfen buyurun. Vallahi Sarp da güzel et aldı. Tam ağzımıza layık. Doktor bey, hemen bir iki atıştırırsınız dersiniz ya. Önü mü öpeyim ya? Hadi, hadi. Alo. Cem, ama neredesin? Hadi bak, etler pişiyor. Tamam, geliyorum. Yaklaştım. Tamam, direkt bahçeye gel. Öyle daha dramatik bir giriş olur. Tamam, neyse. Ben gelmek üzereyim. Gelince arayacağım sizi. Şimdi bir işim var. Telefonla konuşmam lazım. Alo, avukat. Bu saatte aradığına göre güzel bir haber verecek olmalısın ha. Sahi mi? Bravo avukat. Çok güzel bir iş başardın. Güzel bir primi de hak ettin. Ne zaman boşaltacaklar evi? Harika. Görüşürüz. Gül, konuşabilir miyiz? Kemal yapma. Hayır. Gül lütfen. Kemal, bütün ailemin önünde beni zor durumda bırakmak mı istiyorsun? Herkese iyi akşamlar. Aa, Kem. Gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Cem Bey, sizin ne işiniz var burada? Beni Lütfü Bey davet etmişti ama yanlış bir şey yaptıysam... Olur mu canım öyle şey? Sarp, ne diyorsun ya? Bak, patronun gelmiş. Niye geldin diyorsun ya? Aa, siz Sarp'ın patronusunuz değil mi? Evet. Aynen öyle. Benim de ex damadım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Ay Cem, Cem, Cem. Hoş geldin canım, hoş geldin. Canım, canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin, sen bir hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin Cem. Niye demeyeyim? Hoş geldin. Niye ettin de geldin? Tamam, artık herkes oturduğuna göre yemeye başlayabiliriz. Etler olmak üzere. Ayten de şey salata yapıyordu. Hemen gelir. Ay vurma çocuğa, yok. Kemal, yapma. Gül, çok kötüyüm. Konuşmamız lazım. Deli gibiyim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kemal, lütfen. Burada yapma. Gül, gel. Kemal, istemiyorum. Gül, iki dakika gelir misin? Ya hayır. Kemal. Ya iki saniye. Kemal. Gül, konuşmamız lazım. Hayır. İki dakika diyorum sana Gül. Ne oluyor? Çekilsene. Sarp, Sarp dur. Sarp, iki dakika durur musun? Ay, Sarp dur. Ne yapıyorsun? Sarp dur. Sarp, ay, Sarp, ay, ne oluyor? Ay, Kemal buraya. Oğlum ne oluyor? Gel, çekil bakayım şöyle, çekil. Ne oluyor burada? Ya oğlum ne oluyor ya? Çok özür dilerim. Benim suçum. Sizin de gece gece keyfinizi kaçırdım. Özür dilerim. Hadi, hadi. Allah Allah. Ya ne oluyor bu evde? Niye bana kimse bir şey anlatmıyor? Ya ne bu hal? Ya baba boş ver. İkimizin arasında bir şey. Gitti ya, önemli olan o. Oğlum madem aranızda husumet var, niye bana söylemiyorsun ya? Ben adamı yemeğe davet ediyorum burada. Baba neyse, tamam. Ahmet müdür. Yürü Nermin, yürü. Yok burada bir şey. Etlerimizi yiyelim biz. Dur. Ne oluyor? Değil mi? Tamam. İşte gençler tamam. Kendi aralarında tamam tepişiyorlar canım. Hepsi senin gibi beyefendi değil ki. Yani eşkıya bunlar. Neyse, biz ağzımızın tadını bozmayalım. Etlerimizi yiyelim. Hadi bakalım. Oğlum, sen böyle bir şey yapmazdın. Heh. Ne oldu? Niye yaptı? Oğlum, niye yaptın? Öyle gerekti anne. Hadi sen sofraya otur. Ben biraz sakinleyeyim. Tamam, iyiyim. Hadi.
Tamam Ayten, tamam, yürü, yürü. Ben sonra soracağım ona. Sarp, söylemediğin için teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Sen iyi misin? İyiyim ben. Sen merak etme. Nasıl da seviyor. Bunu benim için asla yapmaz. Benim için kimseyle kavga etmez. Çünkü Sarp bunu bir tek Gül için, yani gerçek aşkı için yapar. Şey, masaya geçelim mi biz? Tamam, hadi. Ne oluyor ya? O ne Lütfü? Nermin, ha. Bomba geliyor, bomba. Nasıl? Ya ne çın 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 çınlıyorsun? Zaten kafam kazan gibi olmuş Lütfü Bey. Ne diyeceksen de. Ayten Hanım bir dur ya. Hem şu doktorun yarattığı kriminal havadan biraz kurtulalım. Değil mi Cem'ciğim? Baba ne oluyor? Onu sana ben değil, Cem anlatsın. Hadi damat. Yasemin. Bunu sana özellikle bütün ailenin önünde söylemek istedim. Beni affedip yeniden başlayabilir misin? Eski baldan tatlıymış aşk onun müptelasıymış, bulduk mu cevap? Tatlı bir masalda, düşlerin kıyısında, terk edildim, kül oldum, kalbimi susturdum, hep kendim ettim, yine kendim buldum. Bulutlardan kovuldum, tam vazgeçmişken bir de baktım seni